sabahlar efendim. Atatürk'ü anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun efendim. Yine büyük bir coşkuyla Kanal 7 ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda olmaya hazır mısınız efendim? Ben çok hazırım. Sizler için giyindik, süslendik. Yani pandemi nedeniyle coşkuyla kutlayamayacağız diye bir şey yok efendim. Bugün gençlerin bayramı. İnşallah yeni nesil onların olacak efendim. Çok güzel günler görecekler. Güzel bir dünya için biz de temellilerimiz ve dualarımız bu yönde. Bayrağımızı astık. Efil efil böyle bayrağımız dalgalanıyor. Bayrak gibi giyindik. Kırmızı ve beyaz. Bugün neler mi yapacağız? Şöyle bir gelelim. Şöyle bir gelelim. 19 Mayıs'a özel bir menü hazırladım sizler için efendim. Pratik bir poğaçamız olacak. Bugün çocukların ve gençlerin bayramı olduğu için onlara böyle şıkır şıkır bir sofra kuralım istedik. Akabinde patates mücveri yapacağız. Bu patates mücveri nasıl olacak biliyor musunuz? Zayıflatan bir mücver efendim. Bugün yemekler gerçekten böyle tam damaklara hitap edecek. Hem görsel şov olacak hem de şimdi yaz geliyor ya biraz daha böyle incelmek isteyen hanımlara uygun ve beylere uygun yağ yakan bir çorba yapacağım. Peki bu yağ yakan çorbada neler mi olacak? Hepsi az sonra. Ben bu çorbayla efendim 5 kilo verdim bir ayda. Sizler neden vermeyesiniz? Az sonra lahana çorbası yapacağız efendim. Böyle yağ yakacağız incecik. Ve yeşil mercimekli köfte yapacağız. Nasıl mı olacak? O da az sonra. Gençlik pastası 19 Mayıs olunca efendim, gençlerin bayramı olunca, atamızdan armağan olunca şöyle kırmızı, beyaz, ay yıldızlı bir pasta yapalım istedik. Hem pratik hem de çocukları mutfağa sokabilecek bir pasta. Hepsi ve daha fazlası efendim bugün sizlerle olacak. Peki bugünkü konuğumuz kim olacak efendim? Çok kıymetli, çok değerli sesiyle Yusuf Güney bizlerle olacak. Onu da belki mutfağa sokarız. Arada o sesiyle birlikte çok güzel işler çıkaracağız bugün. Serpil'cim bayramın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Nermin. Senin de bayramın bugün kutlu olsun. Bugün bir coşku var içimizde. Evet, çok şükür. Çok şükür. Atamızdan armağan bugün. Böyle şiir okuyan çocuklar gibi hissettim. Direkt gireyim mi? Bugün 19 Mayıs. Çok güzel. Serpil bugün pasta yapacağız. İşimiz çok. Bugün evet. Pandispanya aslında kendimiz yapabilirdik efendim ama biliyorsunuz soğuması. İşte iyice donması falan gerekiyor. O yüzden biz böyle bir pratik bir kek yapacağız ve üzerine öyle güzel süsleyeceğiz ki bakın bugün bir sürü kartım var. Bir sürü kartımın içerisinden ilk başta gençlik pastasıyla başlamak istiyoruz. Listeye en son yazılmış ama en başta onunla devam edeceğiz. Gençlik pastası için gerekli malzemeleri sayıyorum. 2 paket sade pandispanya, 1 yemek kaşığı pancar tozu, 1 litre süt, 5 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket sade krem şanti, 1 su bardağı da süt. İncelme diyemedim az önce. Nasıl heyecanlandım ya. Beni inceltti ya. Sizleri de incelteceğim efendim. Çorbamız çok güzel. Az sonra sizlerle olacak. Mutlaka kaçırmayın derim. Şöyle bir ellerimi yıkıyorum. O çorbayı ben şimdi şey yapacağım Nermin. Sen mi içeceksin çorbadan? Geçeceğim. Vallahi Serpil Kök senin de artık zayıflaman gerekiyor. Ya biraz kaçırdım kabul ediyorum Nermin. Evet kabul et Serpil artık. Bizim ay yıldızımız vardı onlar nerede hepsi burada mı? Kenara kaldırdım şey diye bozma buruş, tamam. Buruşmayayım şey diye kalıba. Şimdi o zaman biz muhallebisiyle bir başlayalım. Sen de burada kekin zeminini hazırlayalım. Keki de böyle hafif sütle ıslatmak istiyorum şekerli suyla birlikte. Şöyle efendim. Ben bantım ıslanmasın diye şöyle bir eldiven takayım elime. Sütümü alıyorum. Birazcık kremayı koyu yapmamız gerekiyor. Dün Serpil parmağını kesmiş. Vallahi nazar değdi Serpil'ime. İş kazası. Burada efendim şekerimiz eksik Serpil. Şaka şeker koymamışız. Dur. Evet bir su bardağı şekerimizi de alalım. Unumuzu ekliyorum. Şöyle güzelce. Şimdi. Nişastamızı ekliyorum. Evet o şey. Misler gibi efendim. Misler gibi. Bir su bardağı. Böyle. Bugün bayram coşkusu var. Tabii ki bilmiyorum gençler yatıyor mudur ama yatmaması gerekiyor. Bizi izliyorlardır diye temelli ediyorum Serpil. Ben tebliğci bekliyorum. Sen ha aç dedin mi? Şimdi reklam arasında seninkileri de kaldırın ben. Benimkiler de izliyordur. Olmadı ararlar onlar zaten. Bugün gençlerin bayramı. Bismillah. Evet. Bir su bardağı da şekerimiz olacak. Serpil bugün heyecandan koymamış şeker. Ama sen sıfır şekere döndün ya ondan herhalde.
kabul ediyorum, unuttum ya. Evet, şekerimizi de koyduk ve şöyle güzel bir muhallebi yapacağız. Özellikle un ve nişasta miktarını bir tık fazla yoğun tutuyorum ki muhallebi de biraz koyu ve sert donması açısından biliyorsunuz malum yayın süremiz belli efendim. O yüzden bir an önce yapacağız. Sana şunu da vereyim, yaklaştırayım. Şöyle çayımı kenara alıyorum. Konuğumuz için hazırladık. Birazdan Yusuf Güney de bizlerle olacak. İnşallah muhteşem sesiyle ve şarkılarıyla. Evet. Şimdi ben boş durmuş şey keseyim mi, ne dersin? Evet, Ay Yıldızı yapalım. İki tane şey hazırladık. Onları gösterebilir miyim ben? Evet, evet. Hemen buradalar. Ay ve Yıldız şablonu hazırladık efendim. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Şöyle koyayım. Bir kameramız çeksin. Ay ve Yıldız'ı bu şekilde şablon halinde normal A4 kağıdı üzerine çıkartabilirsiniz efendim. Evet. Sonrasında zaten daha kolay bir şekilde kesme işlemini yapacağız. Burada gördüğünüz üzere bir miktar pancar tozumuz var ve vanilyamız var. En son aşamada da bunları koyacağız. Onu bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok doğal Berna gönderiyor bize. Portakalımız var, pancarımız var. Bir sürü var. Pancar zaman, tozu zaman kullanacağız. Onu biraz sona doğru koyacağım efendim. Hatta şimdi koyayım, anca rengini verir. Bence bakın de. Şöyle. Bakın şimdi nasıl kırmızı rengi elde edeceğiz. Aynı bugün kıyafetimiz gibi, bayrağımızın rengi gibi. Aman yarabbim, kırmızı beyaz. Bugün her şey kırmızı beyaz, tek yürek. Değil mi Serpil? Çok şükür Allah'a, aynen öyle. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim, Serpil, geldik. Serpil bak, topu sana verdim. Top sende Serpil. Şöyle. Yok, ortalamayalım ki onu rahat çıkarayım, böyle alacağım bak şöyle. Tersinden yapmak daha kolay olur bence Serpil'cim. Daha mı sert ondan yani, dağılmaması için? Kaldırırım. Bıçakla kenarını diye öbür tarafı çevirelim. İstiyorsan yani tırtıklı şeyle bıçakla yap. Yok, ben böyle yapmak istiyorum. Hadi bismillah. Bir tık daha mı atsak pancar tozu sanki? İyi mi? Biraz çözülmeye başlasın. Ne olacak ya? Olmazsa da var daha devam. Ben evet, sana getiririm arkadan. Evet, bugün Gençlik ve Spor Bayramı dedik. Atatürk'ü anıyoruz rahmetle. Mekanı cennet olsun efendim. Amin. Çok güzel bir dünya bıraktı bize. Gerçekten bu dünyanın kıymetini bilelim. Ve tabii ki en önemli şey neydi efendim? Değerlerimize sahip çıkabiliyor olmak. Ben hep şöyle diye düşünüyorum. Ne verirsek onu alırız. Ağaç yaşken eğilir efendim. Lütfen gençlerimizi vatan aşkıyla, vatan sevgisiyle büyütelim. Biz anne ve baba olarak, yani birey olarak şöyle düşünüyorum. Ne verirsek onun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Serpil, sende de iki tane var biliyorsun. Bir şey söyleyeyim mi Nermin? Şimdi ben şey diyeceğim ama çok şükür, bu konuda mütevazı olamayacağım. İnanılmaz yetiştirdiğim çocuklarımla gurur duyuyorum. Çünkü biz bunu gördük. Çok şükür. Sayesinde çalışıyoruz, sayesinde üreten kadın olduk. Biz de çocuklarımızı ona göre yetiştiriyoruz. Biz vatanına, milletine bağlı bir duruşuyla ekranların sevilen yüzü Yusuf Güney bizlerle efendim. Kendisi de geldi şu an. Hemen şarkısıyla mı alıyoruz? Şarkısıyla geliyor efendim. Gümbür gümbür sesiyle özledik kendisini. Yusuf Beyciğim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Vallahi layık olduğumuzdan daha iyiyiz ya. Çok şükür. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Yani buyurun oturun lütfen. Hemen bir çay vereyim size şöyle. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Bitki çayı mı? Aynen. Oh, benim bir karışımım. Serpil, peçete rica edeceğim. Çok sıcak olmuş. Sapları elimi yakmayayım. Yusuf Beyciğim, bayramınız kutlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim tüm milletimizin 19 Mayıs'ını, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Atatürk Anma Bayramı'nı kutluyorum. Tüm... Nasılsınız? Allah razı olsun, iyiyim. Hiç yaramaz bir şey yok. Herkes kadar iyiyim, herkes kadar kötüyüm. Biraz zor bir gece geçirdim ben dün gece. Geçmiş olsun, hayırdır. Ya biraz boş verin. Şimdi sabah programımızı böyle şey yapmayalım. Olsun olsun, buyurun efendim. Biz her şeye değiniyoruz programda. Canlı canlı yaşıyoruz sonuç olarak. Nasıl gidiyor pandemiyle aranız, nasıl? Ne yaptınız pandemi zarfı içinde? Pandemi süreci nasıl gidiyor? Pandemi süreci, ben uğraştıkça bir şeyleri böyle düzelmesi için kendimce bir şeylerin ucundan tutmaya çalıştıkça hep engeller, negatif durumlar, insanların mutsuzluğu zaten bizi had safhada ve üzülüyoruz. Üzüldüğümüz için de işimizi gücümüzü etkiliyor. Ya ben dün gece bir karar aldım. Sosyal medyamı kapattım.
Şarkı yapmayacağım bu ara artık uzun süre. Yapmayın böyle hiçbir ya. Hiçbir proje yapmayacağım. Mahrum etmeyin o sesinizi efendim yani. Siz ya çok, olmalısınız çok savaş, ekranda. Çok savaş verdim gerçekten. Çünkü ciddi savaş verdim. Ve artık evet. insanların ve yapmacıkları, yapmacık şey tavırları, iki yüzlü insanları çok artık... Çok duyarlısınız her şeye. Ne yazık onun ki. Onun farkındayım evet, yani. Ne yazık ki diyorum. Çünkü gerçekten bu ülkede çok duyarlı olmak sıkıntılı. Yok yok öyle düşünmeyin efendim. Yanlış anlaşılmaları olur. Biz insanlar biliyorsunuz ufacık şeylerden nem kapıyoruz. Hiç takılmayın. Bence ekranda olmanız gerekiyor. Ben de dedim Yusuf niye ya bütün bana, fotoğraflarınız silmiş? Bana göre artık bence yalan dünyasında yaşıyoruz. Gerçekten. Ay kıyamam herkes ya. Bayağı bir incitmişler Yusuf Bey'i. Bildiğim böyle göstermelik. İşte doğru günü kurtaralım. Sahte gülücükler, sahte yapmacık işler. Ya bu artık hayat buna geldi. Benim şu ya. Her sabah, yani normalde sabah programlarında herkes bilir beni. Yani şen şakla evet ya sayılırım. Bana böyle yapma. Benim programım bakma, da öyle olmalı sana. Normalde vallahi gelecek durumda değilim ama benim söz verdiysem tabii ki. Olur. Aa, olur mu yani, efendim? İki saat uykuyla ekranlar verdim. Nasıl sevinmiş. Dün baktım da şöyle bir DM mesajlarına adam geliyor diye yazmışlar. Yani çok seviniyorsunuz efendim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ne getirdiniz bize? Size ben... Hem albüm getirdim. Ay çok severim. Çok CD yok. Eski bir albüm. Bir kitap getirdim size kişisel gelişimle alakalı. Ay çok güzel yeni başlangıç. Vay çok dünya severim. Dünya düzeninin nasıl ne tarz oyunlarla insanları uyuttuğu tarzı bir şeyler. Ay çok naziksin. Ben nasıl çok aşılacağını, insanların ederim. Ne yapması gerektiğini, yeni bir başlangıç nasıl... Çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bütün ülke liderleri de söylüyor bunu zaten. Hı-hı. Gerçekten de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, bizim çocukluğumuz... Bu tarz kitapları okuyarak da en azından çok şeyi algılamaya ederim. Çalışıyoruz böyle. Hani gerçek yaşanan gerçekten şeyleri... Gerçekten öyle ama. Realiteye dönmeye çalışıyoruz. Hani kendimizi kandırmayalım. Hı-hı. Ya işte pandemi bitecek, her şey eskisi gibi olacak... Olacak bitmeyecek. İnşallah ya. Yok bitmeyecek. Şimdi alışacak diyor. Yani normal grip gibi o da bizim hayatımızda kalacak Covid-19 diye. Maalesef öyle ama biz çabuk unuturuz aslında. Toplum olarak da öyleyiz. Böyle içerisine tereyağımızı attım efendim. Valla ben size çok sevim bir şey söyleyeyim. Bütün pandemi olayı genel dünya vanilyamızı genelinde. Vanilyamızı da ekliyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelerin ekonomisini batırmak için yaptığı değil bir mi? Organizasyonu. Başka evet, hiçbir evet, şey değil. Evet evet maalesef. Bilerek saldılar herkesi batırmak için. Rabbim vatanımıza neyse. Milletimize zeval vermesin. Bugün fazla şey yapmayacağım. Güzel şey. Şeyler yine evet, pozitif evet, şeyler, Yusuf pozitif Bey, enerji yayalım. Biz çünkü sizin o zaten pozitif enerjinizi gergin. Özledik. Evet. Bitirirler ekranda ya. Olmalısın. Yok yok öyle deme boş ver. Hiç şey yapma. Sen ne derler yolundan ödün vermediğin sürece onlar sadece konuşurlar. Ben konuşsun yolundan mı? Ödün vermem. Sadece vermez. Herkesin yandaş bir şekilde bir yerlere kaçması beni sinirliyor. Öyle ama kimse ya, humanist çıksın. Değil. Kimse değil ülkesini mi? Düşünmüyor. Kimse devletini düşünmüyor. Evet, kimse evet, milletin evet. Aç mıdır tok mudur. Kimse, yapamam ya. Kimse yok bu yani. Yok, neyse. Sizi çok üzmüşler belli. Ben dün gece çok zor bir zaman geçtim gerçekten. Ya abartmıyorum sizi. Normalde harbiden telefonları kapatıp ay kıyamam. Ne oldu? Çok özel değilse alalım. Ya ne oldu? Mesela köprünün girişinde oturuyorum ben. Ya köprünün girişinde bayağı bildiğiniz köprünün girişi benim evimin biraz içindeymiş gibi. Biraz süt olabilir miyim şekerle? Akşam krem şimdi bakın normalde pandemi var değil mi? Yasaklar evet. Var. Akşam 9'dan sonra hiç kimsenin çıkmaması gerekiyor. Kaç evet. Gündür karantina altındayız. Esnaf evet. Kan alıyor. Her şey zaten alt üst olmuş. Ekonomi evet. Birbirine girmiş. İnsanlar mutsuz. En ufak bir şeyde delirmek noktasına gelmiş. Mübarek bakın çok hassas bir Kudüs çok hassas bir çok, nokta. Eyvallah. Çok saygı duydum. İnsanlar binlerce insan Kudüs İsrail konsolosunun üstünde toplanıyorlar. Hadi yine bir şey demiyorum toplanmaları ki o bile yanlış bence bakıldığı evet, zaman. Tabii çünkü ki, tabii ki pandemi sonuçta var. Sonuçta pandemi daha önemli senin için. Senin milletin, tabii. Senin ülken daha önemli senin için. Tabii. Eyvallah oradaki tabii. Kardeşlerimiz zor durumda sesini tabii, duymamız de lazım. Tabii destek oluyoruz ama zaten. Evet. Yani her defasında her kaş yapayım derken göz çıkarmalarına artık katlanamıyorum. Nedir? Ya binlerce duyarsız insan olamaz. Umurlarında değil. Sanki pandemi yok bir şey yok herkes iç içe. Ve en sinir olduğum nokta şuydu benim. Ya benim için olmazsa olmazım ve yani tartışmaya bile açmayacağım konu nedir? Benim ülkemin emniyet teşkilatıdır. Ay, ya evet. Ben dayanamıyorum o konuda. Biri bir şey yanlış bir şey yaptığı zaman dayanamıyorum cinlerim tepeme geliyor. Nedir o olay? Ya yarısından topluluğun yarısından çoğu Suriyeli. Mehmetçik Aksa'ya Mehmetçik Aksa'ya diye bağırıyorlar. Ve millet de bunlara hiçbir şey kimse bir şey demiyor. Ya delireceğim artık. Doğru. Akşam hadi yine bir şey demeyeceğim. Köprünün yanından geçerken yüzlerce arazinin içinden bir müzikler çalıyor. İnanamazsınız ya. Doğru. Sanki şey düğüne gidiyorlar ya. Düğün mü var? Doğru söylüyorsunuz. Ya dalga geçmişler. %80'i sırf dışarı çıkmak için. Başka bir şey değil ya. Keyif için. Çok mantıklı. Ya bunları gör artık yani evet. Yeter ya. Tabii. Yeter abi bu. Sen ama hassas bir çocuksun. Ben ne yazık ki. Ah şu huyumdan bir vazgeçebilseydim. Paylaşımlarından da görüyorum. Ama o bizim kişiliğimizde Yusuf. Ben de öyleyim. En sevmediğim huyumdur benim. Tabii her ki şeyi biz takıyorum, de herkesi Kudüs'e takıyorum. Tepki veriyoruz. Yıllardır ne sıkıntılar çektim. Ne linçler ne ya arkadaş diyorum.
her ama cumhurbaşkanına, her sonra devletine yanaşan adamları yalak olarak görmeyin abi. Tabii vara yapanlar var, %80'i öyle. Tabii zaten de. Canım. Aynen her gelen selamünaleyküm diyen bir şey istiyor zaten. Tabii canım. Ve bunları da alıyorlar da zaten. Bunlar, bu hatalar bundan kaynaklanıyor. Evet, vermeyin biz, diyorum. Aynen öyle. Biz kesinlikle yolumuzda ilerleyelim düzgün bir şekilde. Ya her şeyin güzelini yaşadık bu ülkede. Yaşıyoruz. Aynen Allah öyle. Herkese çok versin. Kazandık, aynen ettik. Öyle. Ya, aynen öyle. Milyonlarca lira konserler yapan, çalışan insanlar ağlıyoruz. Pandemide geçinemiyoruz diye dönüp laf edenler etmeye başladılar. Ya insanlar evet, ne yapsın? Evet, kepen evet, kapatmış millet. Çok ya, zor durumdayız. İki gün önce... Kesinlikle. 13 sene önce ilk defa konserlerime hı-hı, gelen, ara sıra gelen bir müzisyen arkadaşım intihar etti. Ay evet ya, onu duydum. Ya bu, çok bu da benim ya, tabii çok ciddi bir artık çok buraya ya, kadar getirdi. Çok üzüldüm ya, yapmayalım. Evet evet evet. Geçecek ya, ne yapacağız? İşte abi, bu da bir imtihan. Ya bu Yusuf, kadar stresli, bu kadar sıkıntılı biz bir süreçten geçiyoruz. Hı-hı. Hem herkes süreçten geçiyor yani. Evet. Sadece insanlık değil, devlet geçiyor, ülkeler geçiyor. Tabii ki hepimiz ama geçiyoruz, doğru söylüyorsun. El birliğiyle bir şeylerin ucundan tutun diyorum. Hı-hı. Konuşma yalaka. Ya arkadaş... Şöyle delireceğim demeyin, artık vallahi ya, vallahi delireceğim. Gidiyorum zaten. Bak öyle, gidiyorum buradan söyleyeyim herkese. Ben gidiyorum abi. Ben artık benim kadar bak ülkesine sadık, milletine sadık bir adam olmasın. Evet. Yemin ediyorum size. İngiliz yapamam vatandaşlığını ya, almamış adamım ben ya. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde bana bir tane delikanlı gösterin. Sanat camiasında bir tane delikanlı gösterin. İngiliz vatandaşlığını verecekler de almayacak. Ne yaptınız Yusuf Güney'e? Neyse abi. Ne yaptınız Yusuf Güney'e? Benim bir süre uzaklaşmam lazım. Yok gerçekten, yok şey yapmayın. Efendim ne yaptık? Zemin kısmını şekerli neyse, yemek sütle hadi, ıslattık. Sen pasta biliyorum eskiden bir baklava ustası muhabbeti yaptım, olmuştu. Yaptım bir süre evet, çalıştım baklava. Aslında ben sana bugün baklava açtıracaktım. De baklava böyle açılmaz. Yani bu öfkeyle var ya 5 tepsi yapar. Evet. Ne yaptık? Keki ıslattık, üzerine kırmızı kremamızı yerleştirdik efendim. Şimdi ikinci katıma geçiyorum. İkinci katımı da bu şekilde orta kısma birazcık da bakın şuradan bu kelepçeli olduğu için çok rahat bir şekilde esnetebiliyorum. Kek şeyime göre, kalıbıma göre şu şekilde. Şimdi yine üzerine ıslatacağım. Tamam. Şöyle yemek yemeyi seviyor musun Yusuf? Yemek yemeyi artık sevmiyorum. Ya yapma ya çünkü, sen de. Çünkü vejetaryen oldum ben. Gerçekten tabii, mi? Et yemiyor musun? Et yemiyorum ya. Hadi canım. Uzun süre. Pat diye mi karar verdin? Pat diye karar verdim. Peçete alabilirim yeniden. Bugün ben, de şansına bütün menümüz etsiz Yusuf. Evet. Sana özel olmuş. Ay. Çok yeşil. İyi yaşayasın. Benim güneşe alerjim var da yolda gelirken yani ben de öyleyim kaldım ya. İki saniye gürültü yapabilir miyim? Korkmayın yani koş gidelim. Kapmıyorum ben zaten. Kapmayacağım da. Değil mi? Ben de kapmıyorum valla. Olmadım Allah'ıma çok şükür. Enerji olaraktan kimse herkes dalga geçiyor bende. Bayağı bir dalga geçtiler işte enerji üzerine. Maneviyat üzerine çok fazla bildirimler paylaştım. Hı-hı. Herkes dalga geçti. Ne diyor bu kafayı mı yemiş diye. Ama inan bilmiyorlar ki enerjiyle, inançla tabii ki neleri her kadir olduğumuzu. Her şeyin üstesinden gelirsin. Aynen öyle. Ya Yusuf bir kere kişiliğin çok düzgün. Ben yok, düzgün takipte değiliz. Ettim, şey de yaptım. Gibi. Öyle deme ya, şimdi konuşuyoruz. Gerçekten öylesin. Yıldırmasın yani. Sen bir buçuk elimde kaldı şansına. Uğraşıyorum, takamıyorum. Abi Yusuf, güzel şarkılar istiyorum senden. Aa, dur şaka. Bakayım. Dur bakayım, bak el atayım. El atayım sen. Ne hale getirdiniz pastayı? Ne yapacaksın Yusuf, bak. Bu kremasına yumurta kırabiliyor muyuz? Ne yapacaksın yumurtayı? Melemen yapacağım. Çok iyi. Melemen mi yapacaksın? Ya nazar ben bak. Pasta tarafında da bir süre çalıştım. Nasıl? İngiltere'de dayıma yardım ediyordum. Dayım benim pasta ustasıydı. Baklava ustasıydı. Evet söylemişti. Aynen haliyle her şeyin bu ucundan birazcık ufak tefek tuttuk. Evet evet. Pasta yapmak çok keyifli ama. Ya biz de stres bugün alıyor. Kesinlikle böyle dedik ki bayramımızın çok rengini yapalım. Çok keyifli stres alıyorsun. Çok iyi yapmışsınız. Güzel. Böyle kıyım, bir ay yıldız yapalım istedik. Şöyle yayında gençlik pastası dedik. Vay be. Şey kaldı, yumuşaması lazım. Siz krem şanti mi yapıyorsun? Görsel olmaz. Çırpıyorum da. Kızıyorlar bir de. Değil mi? Son bir dakikacık bitiriyoruz değil mi? Tabii ben onu sana dedim reklam arasında veya öncesinde yapalım. Dinlemiyor beni. Ver bak ben sana onun taktiğini göstereyim. Bak taktiğini göster. İki dakikada yapacağız şunu. Bak bak. Şunu şöyle alıyorsun değil mi? Hı hı. Şöyle. Canlı yayında Yusuf Güney'den krem şanti çırpma bence tekniği. Bence yeterli. Çünkü yeterli zaten yeterli. Aile yıldızı kapatamaya bir saniyecik ne olur. Peki, bak bitirik de. Pancar ellerimi kıpkırmızı yaptım. Şimdi eti vejetaryen niye oldum ben? Niye oldun ha? Şimdi et zaten herkes biliyorsunuz herkes söylüyor yani eti fazla hı-hı, tüketmek çok zararlı. Hı-hı. Özellikle kırmızı eti. Ya kırmızı hı-hı, etin
sindirimi biliyorsunuz 72 saat vücut 72 çok, saatte evet. yapıyor. Tavuğu işte 50 küsur saatte. Balığı hı hı. aslında şöyle bir şey söyleyeyim mi? Mesela bizim ülkemizde yok o bitkiler. Öyle bitkiler var ki etten hı hı. daha fazla protein olan inanılmaz mantarlar var mesela. Onları tüketsek kâfi. Çünkü yani her şeyin aşırısını yaptığımız için bir şekilde durmamız gerekiyor artık. Doğru, yani çok doğru söylüyorsun. Eskiden insanlar açtı, avlanıyordu. Eskiden yemek bulamıyorduk, doğru İşte kurban kesilirdi. Çok güzel bir şekilde organize edilip hani bütün kurbanı ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. Şu anda öyle bir şey yok ki. Kesinlikle. Adam kurban kesiyor, yarısını açan alıyor, gidip kavurma yapıp evine koyuyor. Vallahi doğru söylüyorsun. O yüzden yani her şeyin dağıtmıyorsun. Her şeyin şeyi çıkardık yani. Amacını açtırdık. Doğru, doğru söylüyorsun. Bir de ben tabii benim hayvan sevgisi de biraz biraz belki herkese göre abartı olabilir ama yani nefes alan şey öldürmek istemiyorum ben abi. Artık yani yapmak istemiyorum ya. Bunun dışını sonra kaplayalım. Ya da hiç kaplamasak da olur. Kat kat gözüküyor. Yok yok biz üstünü evet. Bunu bir şey krem şantiyle kaplayın kenarını. Olabilir evet. Terpil keşke bunun altına şey koysaydık. Nasıl renk olsun? Dur canım hemen verdim sana. En baştan koysaydık. Kırmızı beyaz olsun. Ben onu şey alacaktım ama getir almıyorum. Şöyle. Getir. Buradayım. Gel. Serpil. Gel canım. Bütün patladı. Şöyle ortaya koyalım bunu. Evet. Yaptık efendim. Vallahi gayet süper olmuş. Oldu. Gayet başarılı. Ki evde. Kalıpla da yapmadılar yani evet. Yıldız'ı. Ben gördüm, gözümle aynen, gördüm. Bıçakla böyle bıçakla yavaş kestik. Yavaş kese kese yaptılar. Aynen öyle. Çok güzel oldu. Onu biraz dinlendirelim tamam, sonra evet, final. Bunu dinlendirelim. Krem şantimiz de donsun. Yusuf Bey'e poğaça yaptırayım ben. Eyvah. Olur ya, bu işi de yapalım. Bu işi stresini de atar. Bu bize bir şarkı oku ya. Zaten en ya güzel böyle... stres atmadı biliyor musunuz? Ben çok sinirlendiğim zaman mutfağa girip deli gibi harıl harıl canlı bir şeyler canlı yapıyorum. Canlı canlı bana bir şarkı oku ya. Var ya bu meşhur şarkılarımız. Kördüğüm. Kördüğüm. Kördüğüm istiyoruz senden. Yok kördüğüm. İstemiyor musun? İstemiyorum şu an. Ne istiyorsun onu oku o zaman. Sevdalım sarma diye okuyalım. Tamam. Karadeniz okuyalım. Oku ya, çok güzel sesin. Vallahi özledik. Şarkıya indirmemişler. Playback de hazır istiyorsan diyorlar. Var mı, hazır mı? Ha, ha, tamam süper olur. Tamam daha iyi olur. Süper. Daha iyi olur. Sevdim, sen nereye gidiyorsun? Sen neyi bırakıyorsun? Biz seni bırakmayız. Yok öyle bir dünya ya. Nasıl güzel okudun. Görüşürüz. Evet, görüşürüz diyor ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne böyle bir inatçı çocuk ki kendisi. Pratik poğaça için gerekli malzemeleri hemen sayıyorum efendim. Bir su bardağı süt, bir su bardağı zeytinyağı, iki adet yumurta. Birisinin sarısını üzerine ayırabilir veya ikisinin sarısını da üzerine ayırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker, bir paket kabartma tozu, aldığı kadar un ve susam. İçi için peynir veya kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Bu poğaça kurtarıcı. Misafir aradı, dedi ki 10 dakikaya sizdeyim, ne yapacağım, ne edeceğim diye tutuşuyorsunuz. Kendisini mayalı poğaça sanan bir poğaça yapacağız efendim. Kabartma tozuyla sadece 5 dakika içerisinde hazırlayacağız ve fırına vereceğiz. Şeklini istediğiniz, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yusuf Bey. Efendim. Nasılsa artık et yemiyoruz. O zaman hamur işi serbest mi? Yok tabii ki. Öyle bir şey yok. bizi yıllardır böyle kandırdılar. Hamur işi diye. Ben, ama ben bir ara 90 kiloyu falan bulmuştum. Hadi ya. Kaç sene? 4 sene önce falandı. Siyah giyiyordum hep böyle. Kapatıyordum. Siyah giyiyordum. Kandırıyordum biraz. Evet. Sonra neden öyle oldu? Çünkü düşünün sabah gece konserden dönüyorduk. Sabaha doğru oturuyoruz arkadaşlarla işte ekiple falan evde. Evet. Yani bir işte 5-6 tane... arkadaşım bir arada olup işte atıyorum oyun oynuyoruz, şeyler yapıyoruz, zaman geçiriyoruz konser sonrası yorgunluk diye. Acıkınca ne yerler mesela? Bir sandviç yapardım evet, en azından bir yerden bir şey söyle ya da sandviç yapardım. Su böreği yapıyordum ben. Hadi canım. Bayağı bildiğin açılmış yufkalarım vardı. Kalkıyordum üşenmeyip gecenin 3.30'unda su böreğini bayağı bildiğin sıcak sudan geçirip tepsiye dizip içine peynirini bayağı becerikli bir adamsın ha. Pişiriyorduk bir de onu yarım saat bekliyorduk hamur olmasın diye hemen bıçağı vurmayalım diye. Evet. Saat 5.30 gibi falan oturup su böreği falan yiyorduk. Böyle bir fil böyle haftalarca, aylarca, neredeyse yıllarca sonra 90 kilo oldu. Sonra bir abi. Haber, bir kanal... 85'leri ben de bir görmüştüm. Kanalda magazin haberi vardı. Ben de bir yerden çıkarken çekmişler beni. Oradan arkadan sesi yapan arkadaş konuşuyor tabii. Genç kızların yakışıklı sevgilisi popçu Yusuf Güney diye. Kendime bir baktım yani böyle sevgili mi olur? Bu nasıl bir sevgili, bu nasıl bir yakışıklı popçu diye. Çok iyi ya. O günden sonra kilo hamur işini bıraktım ya. Yo şu an çok iyisin. Yani
Efendim? Çok özür dilerim. Evet. Yani kilo ver, hani kilolarımızdan yakınırız ya. Abi yemeyeceksiniz ya. Tek başka spor falan yalan yemeyeceksiniz. Benim kafadan aynen. Ben de öyle diyorum. Yemeyeceksiniz. Süt, yağ efendim içerisine aldık. İki tane yumurta akını aldık. Şekeri koydum. Bu aşamada tuzumu koydum ve bir adet kabartma tozum var. Kabartma tozumu unla birlikte vereceğim. Üzerine iki adet yumurtamı ayırdım. Ne dedim efendim? 5 dakika poğaçası bu. Misafir aradı, pat diye geliyor. Tabii pandemi bittikten sonra misafir inşallah görebilirsin. Şu an kimse pat diye gelmiyor, pat diye kaçıyor. Şöyle güzelce yumuşak bir hamur yapacağım. 2 dakikamı almayacak bu hamuru toparlamak. İçerisine peynir koyacağız ve fırına göndereceğiz. Ben evde mesela pide çok yaparım arkadaşlarımla. Pide değil mi? Misafirlerimin. Hamurunu falan ben de yapıyorum böyle. Şeyde var, bir şeflik de var. Şeflik de var. Benim hep böyle şeydi, hani eskiden beri en çok severekten yaptığım şey aşçılıktı, yemek yapmaktı. Hı hı. Bununla ilgili çok güzel bir projem de var benim de, inşallah kafayı toparlayabilsek o projeyi yapacağım. Bizim yapalım ya. Dünyaya Türk yemeklerini, Türk mutfağını tanıtacağım. Harikasın. Vallahi süpersin. Bence de yapmalısın zaten. Yani şeysin zaten, aktif bir çocuksun, şey değilsin yani, böyle yan gelip yatayım, bekleyeyim, iş bana gelsin, öyle bir şeyin yok. Ya aslında tek istediğimiz motivasyon ya biraz. Değil mi? İyi niyet, ya hassasiyet. Yani bencil olmamak aslında. Hani bencil olsak çok rahat bazı şeyler bu ülkede. Hı-hı. Hani bencillik Hı-hı. artık çok kolaylaştırıyor her şeyi. Doğru söylüyorsun. Şimdi sıkıntıları, stresleri görüyorsunuz. Hı-hı. Görmezden gelemiyorsunuz. Vicdanen, insanen bir şey yapmak istiyorsunuz. Yapmak isteyince de imkanları sizin için sağlamıyorlar. Hı-hı. Çünkü alışmışlar bir düzene. Hı-hı. O düzenin dışına çıkıp da insancıl bir şeyler istediğin zaman herkes kaçıyor bir yerlere. Hı-hı. O çok kırdı beni tabii. Ben çünkü biliyorsun, bir tanıyorsunuz yani, ben böyle bir adam değilim. Ben bir kere dedim şen şak. Evet evet ya, bana gerçekten mı denk geldi diyorum. Vallahi çok özür dilerim hani herkesten. Yok yok, estağfurullah. Bazen bir şey noktası oluyor. Ben de bazen. Kırılma noktası derler tabii, yani. Ben gerçekten kırılma noktasını yaşadım dün gece. Bence şey yapma yani, bu kadar ne derler aslında. Başarılı insan konuşulur, öyle düşün. Lütfen. Ya da ne bileyim, başarılı bir insan şey yapar yani, arkasından söz ettirilir. İyi ya da kötü konuşuluyorsan demek ki bir yerde güzel bir şeyler yapıyorsun Yusuf. Öyle düşün yani, hiç kendini bu konuda şey yapma yani. Kendi kendini de demoralize etme bence. Bir de değerli izleyenlerimiz, özellikle genç kardeşlerimize buradan güzel bir çağrı yapmak istiyorum. Nedir? Şu sosyal medya olayına ne olursunuz biraz uzaklaşın. Doğru şu sosyal söylüyorsun. Medyadan biraz uzaklaşın. Çok çünkü doğru söylüyorsun. Çok samimi söylüyorum. Bakın, uyuşturucudan Hı-hı. daha beter sosyal medya. Hı-hı. Bağımlılık konusunda uyuşturucudan çok çok daha beter. Çünkü Hı-hı. ya şu an en tehlikeli şey uyuşturucu değil mi sonuçta? Hı-hı. Hiç Hı-hı. tartışılmaz. Tabii. Sosyal medya inanın bana Aynısı. Çok daha kötü. Çünkü Kesinlikle. Sabah daha yüzünüzü yıkamadan Hı-hı. telefonu elinize açıp kim kimle nereye takılmış, nereye gitmiş, aa bu burada konuşmuş, onunla konuşmuş. Böyle bir sadistlik olabilir mi ya? Mahvettik. Bütün örfümüz, adetimiz, her şeyimiz, algılarımız değişti bunlarla. O yüzden ne olur biraz kendilerinize zaman ayırsınlar. Ben kitap okusunlar. Ben akşam senin kitap sosyal medyayı görünce. Efendim ne yaptık? Gördüğünüz üzere poğaçalarımızı böldük. Siz dinlenmesini beklemiyor musunuz hiç? Yok, bu hiç beklenmeden böyle 5 dakika kendine poğaçası. Bu kendini direkt kendisini mayalı sanıyor. Piştiğini görecek miyiz? Ben gitmeden evet, evet. görecek miyim? Tabii ki, bak orada tamam. ben sana sofra hazırladım. Sofra çok merak ediyorum. Yiyeceğiz efendim, şansına et de yok. Şu şekilde bakın, bu kısmını şöyle bir kapatma yapıyorum. Taş gibi olmasın. Yo, bu kıyır kıyır oluyor. Bu kıyır kıyır sanıyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Sen benim yıllardır ben mutfaktayken hep bana karıştırırlardı böyle. Bir tane böyle. Daha sinir yapıyorum. Olurum. Şimdi ben sizi sinir edeyim biraz karışarak da. Öyle olmaz, orayı öyle açamazsın. Ben hiç sinir olmam biliyor musun? İstediğin gibi yapabilirsin. Bu huyumu çok seviyorum. Hiç sinir olmuyorum artık. Ne mutlu be, ne Siniri mutlu. Çıkardım hayatımdan. Aldırdım. Böyle güzel, mutlu yaşamaya çalışıyorum. Bakın efendim, şurada şöyle bir minik minik katlama yapıyorum. Pile pile. Bak. Bak. Şöyle minik minik döndürüyoruz. Harika bir görüntü çıkıyor. Genelde onu yapamaz. Herkes şey yapar değil mi? Böyle açılır oluyor. Denesenize lütfen. Tabii tabii. Teşekkür ederim size. Teşekkür ederim. Siz gayet düzeninizi bozmayın. İyi başarıyorsunuz. Siz takılıyorsunuz. Bir tane daha yapıp reklam arasına gideceğiz. Böyle içerisine bol koyuyoruz bugün Yusuf Bey'e. Et yemiyormuş. Bari çocukcağız peynir yesin. Peynirini kullandınız? Beyaz peynir. Tam yazdım. Evet. Normal beyaz peynir Bildiğimiz kullandık. Marketlerdeki beyaz evet. peynir. Aynen öyle. Lor peyniri de kullanabilirler. Bakın. Aynen, minik lor peynir koyulduğu zaman da içine. Aslında ben şey yapıyorum. Beyaz peynir, lor peynir. Çok az Hı-hı. bir şeyde de kaşar rendeliyorum içine. Çok az ama böyle. Öyle çok karıştırıp yapıyorum. O kaşar efsane oluyor. Kaşar peynir de çok yakışıyor. Yani hem uzuyor hem donmuyor içindeki peynir. Hem bayağı sıvı kalıyor böyle. Evet. Ah, çok güzel oldu. İnci gibi. Evet efendim. Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ben bir Yusuf Bey'le konuşayım bakayım neler varmış. İkinci yarı gümbür gümbür geleceğiz. Hadi.
Evet efendim, poğaçaları sesler oldu. Fırına verdik efendim. Poğaçalar ne? Dalga geçme. Bak Yusuf'un keyfini yerine getirdik. Bakın efendim. Tontiş kabardılar. Bunlar kendini mayalı sanıyor. Halbuki kabartma utandım tozuyla. Utandım şu an ya. Utandım. Böyle bir şey beklemiyordum. Sert bekliyordun değil mi? Ondan sonra pastamız dolapta güzelce soğuyor efendim. Üzerine birazdan krem şantili ay yıldız yapacağız. Şimdi efendim patates mücveri yapacağız. Çünkü konuğumuz et yemiyormuş. Şansına da bugün hiç et yok. Bugün Yusuf'a her şeyden yedireceğiz. Bu patates... arada teşekkür ederim böyle enteresan yemekler tanıtmadığınız için. Abi bazı programlarda adam öyle bir şey reşete topuk mu bilmem ne diyor. Lan. O ne malzemesini bulamayız onun ya. Taklitlerine de hastayım ya. Malzemeyi bulamayız onun. Evde kim yapacak şey oraya? Yapmıştın ya Hintli işte şeyli abi nasıl yani becerikli bir çocuk. Sizin çok var Hint dizileriniz değil mi? Evet ya bir Hintli taklidi yapsana. Ben şeye gittim şimdi kafaya taktım Tibet'e gideceğim. Tibet'teki işte o mansurları gezeceğim işte Everest'e tırmanacağım. Base camp 5000 metre küre kadar çıkacağım falan. 2-3 hafta orada olacağız. Biz işte tur rehberi ayarladık ben önce. Harika. İsmimi yazmışlar yanlış yazmışlar ismimi. Dışarıda böyle genç bir arkadaşımız Nepalli. Nepalliler de Hintlilerle Çinliler arasında kalmışlar böyle. Ama aksanlar ve konuşma hep tam Hint böyle. elinde kart böyle söyle, bekliyor böyle. Dedim benim o. Oh sir, welcome to the Nepal. My name is Patal. Body cut and armor. I will be your tour guide for today. Sen anladın mı? Yani anlıyorum tabii çünkü çok fazla zaman geçiriyorum Hintlilerle. Evet. Benim yıllardır pazarlama müdürlüğü yaptığım süreçlerde mesela hep beni Hintli zannediyorlar. Geçen o dönemlerden kalma fotoğraflarımı gördüm ve harbiden Hintlilere benziyormuşum. Çünkü orada benziyor. Hintlilerin yaptığı bir saç şekli vardı. Çok modaydı. Ben de öyle yapıyordum mesela. Ne sevildi bu Hint dizileri? Bir de lens falan takıyordum o zaman. Allah ne? Allah. Tam rezalet. Lens yorumun takıyordu. Ne olacak bu Hint dizilerine? Çok sevildiler. Bizim kanalda da çok yayınlanıyor. Evet çok güzel diziler var ya. Evet ben de seviyorum. Oturduğumu kalkamıyorum başından. Evet efendim hemen malzemeyi sayayım sonra sohbete devam edeceğiz. Yoksa kalacak. Patates mücveri için gerekli malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 adet patates, 1 kase beyaz peynir, 1 demet maydanoz, yarım paket kabartma tozu, 2 su bardağı un, kırmızı toz biber, tuz, karabiber ve kimyon. Üzeri için çörek otu ve susam. Bir de bu arada bir ayda 5 kilo verdiren bir çorba tarifim olacak efendim. Yağ yakıyor, incecik kalacaksınız. Şimdi malum yaz çorba, geldi. Çorba ben de size öğretirim bir tane. Benim kendi çorbam var burada. Sen kendi buluşum. O zaman onu da az sonra efendim. Bunların hepsi az sonra. Şimdi patateslerimizi rendeleyeceğiz ama Yusuf Bey dedi ki rende neymiş dedi. Ben dedi onu dedi bir kıyarım ki dedi. Rendeden dedi daha ince olur. Şimdi rende yaptığınızda suyu ayrışalım birazcık. Suyu tamam. Çok fazla suyu çıkıyor patatesin. Ben de onu önce şöyle hani. Parmaklara dikkat. Tık tık tık. Normal patates kızartması yapar güzel gibi böyle. Güzel kestin Yusuf valla. Of. Sonra tabii bunları böyle alıyorsunuz. Eli becerikli çocuğun şimdi. Şöyle. Ne diyelim? Kaldırmadan. Sonra çeviriyorsunuz. İşte aslında bunun lezzeti böyle. Serpil marifet rendelemekte değil. Bak, bakın. Bak Yusuf'a böyle istiyorum Serpil bundan sonra. Tamam mı? Güzel yaptı. Tabii bunu genelde elinizi bayağı ciddi i̇şte hasar verebilirsiniz. Orada tırnakları koruduğumuz için. Ama biz bakmadan da kesebiliyoruz. Tabii canım. Yıllardır az soğan doğramadım. Ya. Şey ama dedin kaç kilo soğan doğradın tek seferde? 20 kilo mu dedin az önce? Rekorum 20. 20 kilo ya. Ben şimdi askeri moral konserlerine böyle arada gidiyorum işte böyle. Hı-hı. Mümkün oldukça. Hı-hı. Oradayken böyle gidip mutfakta yemek de yapıyorum asker kardeşlerimize. Süper. Bir keresinde gittik mutfağa girdim. Orada bir oyun oynadılar bana. Getirdiler 4 çuval patatesi. Oturuyordum böyle. Gel etrafıma bir dizdiler. Kapattılar beni böyle. Yemek elime yaptığın için sana verdi. Mı veriyorlardı o görevi? Hayır patates doğra diye. Biz yıllardır doğradık sen de doğra diye. Oturdum sıra sende. Şaka değil bir çuval patatesi doğramıştım. Şey soymuştum biliyor musunuz? Nasıl ve... zor gelmedi mi? Yok ben zor gelmez öyle şeyler bana. Yemek konusunda. Seviyor çocuk yapıyor. Seviyorum. Bir yandan da ben çırpayım mı bir kase alıp Serpil? Olur karıştıralım. Nereden şuradan? Yusuf Bey'e bıraktım o patatesi de. Bunu da kullanabilirsiniz bu arada. Yok alacağım onu da. Şunu da size bırakayım mı? Devam edeyim. Yeter. Gösterdim. Püf noktasını tamam. Bize kestir. Rendeledi efendim. Şimdi az önce söyledim çorbaya gelin. Benim şimdi o çorbada ne yapıyoruz? Şehmer çorbası. Adı şehmer. Hı hı.
Tamamen bana ait buluş. Patenti bana ait. Ne? Şehmer çorbası. Şehmer. İçinde ne oluyor? Şehriye ile mercimek karışımı. Ne? Şehriye ile mercimek karışımı. Ya geçen bir keresinde ne oldu? Çok iyi. Çorba yapacaktım dedi, mercimek çorbası. Bir baktım böyle bir avuçtan daha az mercimek vardı. Olmaz. Dedim o zaman şehriye çorbası yapayım. Baktım bir avuçtan yine az şehriye var. Nasıl olacak? Dur benim buna bir şey içerik hazırlayayım ben. İşte domates, taze domatesleri doğradım, naneler işte minik minik böyle küçük küçük mantarlar. Ondan sonra şehriyesini, mercimeğini atıyorsun, tereyağında bunları güzel bir kavuruyorsun, kavuruyorsun, kavuruyorsun. Ondan sonra suyunu ilave ediyorsun, salçasını ekliyorsun. Kimyonu, baharatı, nanesi, karabiberi, pul biberi, toz biberi hepsini karıştırıyorsun. Bırakıyorsun kendi haline. İçine biraz da reçel atıyorsun. Geçen biz yaptık tabii. Öyle bir şıp şıp çorbası. Aydın Aydın gelmişti. Reçel şeyi alır. Bize bir şıp şıp çorbası yaptı. Herkesin ağır kendine kokusunu. Onaylı bir çorbası varmış. Ben de yapayım artık. Ben yemeklere neler koyuyorum bilseniz yemezsiniz. Ama... Bal, reçel, tahin. Ama güzel oluyor. Serpil poğaçalar yanmasın. Yok gözüm orada ama şey söyledin mi? Şehmer çorbasının içine reçel koyuyorum. Mesela kumpiriç kuru fasulye ile yediniz mi? Ama maydanozla bir kıyıyor musun? Ben bunları alayım mı? Ekmek gibi. Nami birazcık daha durmalı bence. Bunlar bunu alayım. Sizin olsun. Ver canım. Sakla ileride çok para edecek onlar. Diyorsun tamam. Yumurta ve tuzu güzelce çırptım efendim. Şimdi, ne kadar ince istersiniz bunları? Bayağı böyle olabildiğince. Olabildiğince tamam. İnce olursa. Üzerine sıvı yağımı ekledim. Şöyle güzel bir karışım yapıyorum. Yoğurdumla devam ediyorum. Çok ses çıkıyordu o yüzden. Ya yap hiç sıkıntı değil biz alışırız. Yoğurdumu ekledim. Baharatlarımı koyuyorum efendim şöyle. Toz biber. Çörek otu olmazsa olmaz. Ay, üstüne atacak. Olsun. Neyse. Susam yenisini verirsin. Kimyon. Of nasıl kokuyor kimyon. Karabiber. Kimyonu herkes sevmez. Ben çok severim. Ben sevdiğim baharatlardan tanesi. Ve zencefilin tozu mesela çok iyi. Yemeklerde kullanırız. Ekliyorum. Araya koysaydık bari ama yok bunu böyle koyacağım. Hepsini karıştırdım. Ben koy. At. Üzerine çörek otu koyacağız. Şimdi bunu böyle güzel bir harmanlama yapacağız. Ama gerektiği kadar un koyacağız. Fazla un koymayacağız. Evet, kontrollü. Kontrollü bir şekilde. Ne kadar koyacaklar? Normalde bir su bardağı bence kaldırır gibi o gözüküyor. O su bardakları hiçbir zaman bir işe yaramıyor biliyorsunuz evet. Değil mi? Yalan dolan. Hiç kimse tutturamıyor o su bardaklarını. Ya şimdi bana çünkü kızıyorlar. Çünkü ne kadar su koyacaksın? Diyorlar ki neden bana diyorlar ki tam un ölçüsü vermiyorsun. Veremezsin ya diyorum ki bak benim bardağım su bardağı. Bu da su bardağı. Küçük olanı da su bardağı aynen, artık. Herkesin evindeki bir su bardakları boyu da farklı. Şimdi unu fazla veriyorum, bu sefer katı hamur yapıyorsunuz. Unu az veriyorum, cıvık göz oluyor, abla diyelim. Burada kal. Ben her de göz, şey göz kararı diyor, aynen. Bu sefer kızıyorlar. Kime göre, neye göre göz kararı diyorlar. Onu da nasıl söylüyorlar. Ona da kızıyorlar. Şimdi ben de diyorum ki bakın diyorum böyle i̇şte tatlı. Sen de benim gibi yapacaksın. Direkt bırakıp gideceksin her şeyi. Ben bırakayım mı? Sosyal medya nereye bırakayım? 3 milyon insan abi, var Yusuf. Kimseyi mutlu edemiyoruz ya. Edemezsin. Şaka gibi ya. Mutlu edemez. Ve yaş aldıkça mutlu etmeye de çalışmıyorsun artık Yusuf'cum. Değil mi? Bir yere kadar. İnşallah o kıvamlara geleceğiz. Bu tamamdır. Peynir ver ortaya da koyuvereyim artık. Bunu onun içine mi atacaksınız? Yok veremem artık. Tamam mı iyi. Dükkanda kalmadı. Ay ne güzel kıydı bak bak. Vallahi bak vallahi Yusuf. Harikasın. Şimdi bak yakın çekim gösteriyorum koyarken. İçine koyuyorum Serpil. Düşün ya böyle bir adam evde kaldı. Bak. Evlenemedin. Rabbim gönlüne göre nasip etsin. Siz bana izin verirseniz ben bulurum sizi hayırlısıyla. Serpil ne herkese bulacağım, buluyor. Nerede ne buluyorsun? Serpil herkese hiç buluyor. İzin verirsen. Aa. Tabii. Göreceğiz öyle. Hayır tanıştıracağım. Bak nasıl kıydı bak. Vallahi. Senin etkilendiniz gibi mi hocam? Çok çok İyi, çok. Güzel. Bu maydanozu böyle güzel kıydı ve hiç soldurmadı. Gayet güzel, başarılı bir kıyma şekli yaptı. Evet, üzerine unumu koyuyorum. Şöyle bir su bardağı kadar kime göre, neye göre efendim? Göz kararı. Dediği gibi göz kararı. Kabartma tozunu. Kimin gözü? Benim gözümle senin gözün de farklı görüyor. Değil mi? Evet, o da ben görmüyorum. Renkli gözlü olduğum için belli bir süre sonra... Şimdi ben gözlük takıyorum. Benim gözlükle bakınca nasıl oluyor? Ona da laf ediyorlar. Bence bak bir su bardağı tam. Ya, kıvam bu mu şimdi? Aslında kıvamı göstermek lazım değil mi? Evet, mücver kıvamında olacak. Bu özellikle diyet yapıyorsanız efendim mutlaka deneyin. İçerisindeki yağ oranı bile o kadar az ki. Ama beyaz un var. Beyaz un da değil de buğday unu da yapılsa daha iyi olur. Tabii tabii. Buğday unu da hiç un da koymayabilirler bence. Patatesin bir tık daha suyunu çekerlerse hiç un da koymayabilirler. Serpil bunu güzel yağlayalım. Ya da pişirme kağıdı koyalım. Daha rahat çeviririz. Evet, şöyle güzelce Yusuf'un kıydığı maydanozlarla harmanladık. Aman yarabbim çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Maşallah çok yalnız beğendim. Ben, size de oluyor mu böyle Ramazan'dan bir hafta iki hafta sonra böyle hala
Oruçluyum gibi hissediyorum. Oruçluyum gibi hissediyor musunuz? Yiyemeyeceğim. Şunu içerken böyle neredeyse şöyle yapacağım ama kimse... Ulan millet orucumu bozduk sanacak diye. Aynen öyle. Demin pastaya gitti elim diyorum ki ay dedim uzatamıyor aynen. Bir bakıyorum etrafa ya bitti değil mi Ramazan diye. Aynen öyle. Ne güzel ya şeysin de böyle valla. Bu sene de bir şey anlamadık Ramazan'da. Değil mi? Hiçbir şey zaten, anlaşılmıyor. Vallahi. Şöyle efendim eskiden alıyoruz. Güzel giderdik. Bakın gibi. Çok başarılı gerçekten. Tam kıvamı budur. Böyle mi yapacaksınız bunu? Küçük küçük yapmıyor musunuz? Yok bunu dilim dilim doğrayacağız. Bu pratik mücver. Börek tadında olacak bu. Anladım. Çıtır çıtır kızartacağız bunu şimdi efendim. Şöyle bir yayma bak, işlemi yapıyoruz. Onu da yapayım ben sana. Geldi. Normalde işini benim... aldı. Bakarsın Yusuf'la devam ederiz programı artık. Yusuf ve Nermin'in enfes mutfağı. Olur mu olur? Olmaz mı? Evet güzelce yayıyoruz bak işte. Lahanayı da sana doğratacağım görsen. Hiç sevmem lahana doğramayı Yusuf. O da senin. Şimdi bu da nereden geliyor? Bu normalde pastaların kremalarını hep bana yaptırıyorlardı. Şimdi düzleme çok... işi sendeydi. Evet, düzleme işini. Bak ne güzel yaptı vallahi. Eline de yakışıyor ha. Beğendim. Beğendim güzel. Devam. Benim esas mesleğimi bilmezler mesela. Hep böyle baklavaydı, kebaptı ama benim esas mesleğim İtalyan şefi yapardım ben. Hadi. İki sene, iki buçuk sene İtalyan şefi yaptım. Ve yapmadığım bir şey kaldı mı? Mutfaktan direkt şey bulaşıkçı olarak başlamıştım. Çünkü sertifikalarım yoktu. Susamı da serpin. Almıyorlardı işi. Ben de mutfaktan... Susamı da serpin efendim. Bu da sizin. Evet. Artık yani yemek sizin oldu. Problem yok. Yusuf'un elinden pratik mücver. Patatesli. Çocuk itinalı yapıyor efendim. Bak işçilikli çalışıyor burada. Ya yapılan her iş ne olursa olsun bence... Değil mi? Sevgiyle hakkını, yapılması sevgiyle yapılması lazım. Hakkını verilmesi lazım. Ben poğaçalarımı ne vurdu? Ben demin baktım sen çektin. Aman ya Rabbim. Daha var. Ya nasıl güzel oldular. Nasıl güzel oldular. Ya sahibi güzel olmuş ya. Ya. Şaka sen değil. Ne dedin? Şaka değil. Dedin sert olacak efendim, mı dedin? Efendim beklemiyordum bu kadar. Utandırdılar beni. Ya. Sen Nermin Gül'e geldin. Kabarmayacak. Ya. Taş gibi bak, olacak. Bak bak bak. Mis gibi bir koku. Aman ya Rabbim. Aman Allah, ya Rabbim. Allah olmayanlara da versin. Mustafa abim geldi. Aldım, sarımsaklı ekmeği bugün poğaçaya. Koyacak mısın suyu? Tamam. Hocam. Hemen atıyoruz. Bir de sunum kabı istiyorum. Kırkım senden. Aa çok güzel oldu bak. Oo. Peynirleri de çıktı. Şimdi senle masada yiyeceğiz efendim. Hadi bakalım. Az kaldı. Az kaldı. İki tarifimiz var. Onları da yardım edersen bitirsin. Ben size bir gün geleyim de Kayseri yağlısı yapayım. Aa çok severim. Çok iyi çok severiz. Yağlama deyince akan sular. Bunu yapsaydınız ya. Daha neler. O öyle yapayım hemen... diyorsun söyleyince de daha neler diyorsun ha. Kek şeyimiz pastamız var. Bak, ne diyorlar poğaçamız var. Evet şey gün var. Ne yapacaksınız? Kıyma yemiyorsunuz. Siz yersiniz. Ay bak ben işte. Size yapacağım. Görüyor musun? Ben böyle konukları çok seviyorum Nermin. Beni düşündü gördüm. Ben hayatımda ben şu ikizler burcu. Üşengeç aslında bakıldığında üşengeç bir insanımdır. Tek hayatımda üşenmeden yaptığım şey yemektir benim. Gecenin bir vakti acıkın kalk bana yemek yap, börek yap, kalk ayağa bak. Evet. Tutuyorum. Vallahi güzel oldu. Yani bakın ne dedim, misafir aradı, geliyorum dedi. Alt komşuya mı dağıtacağınız, anneye mi götüreceğiniz, 5 dakikada şipşak hazırlayacağınız, kendini de böyle mayalı sanan bir poğaça hazırladık. Kıyır kıyır oldu efendim. Benim en sevdiğim laflardan biri de kıyır kıyır. Gelsin sıradaki bugün. Maşallah. İncecik bir çorba tarifi. İncecik yapacak bir çorba tarifi veriyorum efendim. Ödem attırıyor. Yağ yakıyor. İçinde yağ oranı yok gibi. Bak ben size un getirecektim ya. Ne unuttum. Benim kendi unum. Hadi canım. Benim kendi çıtırpane harcım var. İçinde 17 tane baharat, 4 tane veririz. Aromalı bitki çayıyla karışımlı sana böyle. Bir... gönderebiliriz. Geçen çorba yaptım. Balık çorbası onunla. Çıtırla mı? Böyle bir şey yok ya. Bak inanamazsınız. Balık da koydum bak. İçine. Balık koydum zaten. Deniz levreyi aldım. Çok ince filote yaptım onu. Sonra küp küp doğradım böyle. Küçük küçük minik minik küp küp doğradım. Dağılmıyor o zaman. Döktüm içine. Yani... Harika oldu diyorsun. Bayağı iyi oldu. Getireceksin o zaman. Getireceğim tamam. Getireceğim onu size. Şimdi efendim. Ver lahanayı Yusuf'un önüne. Çok güzel kıyıyor. Aha soğan var. Tam en sevdiğim. Ben mesela soğan doğrarken hiç gözüm yaşarmaz biliyor musunuz? Niye? Ne yapayım? Çünkü hep başkasına doğratıyorum. Bak ben de onu yapıyorum. Bak onu ben de yapıyorum. Güzel oluyor. Çok başarılı oluyor. Soğan sevmiyorum abi dolsal. Ah Yusuf'cum bak bu seni. Hmm. Çok çok güzel bir lahana. Tam beğendik kütür isterseniz. Kütür. Bunu da böyle ince mi doğrayacağız? Aa tabii. Tabii. İncecik. Bu i̇ncecik ödem attıran, yağ yaktıran bir lahana. Mis gibi bir çorba.
Beceriyor çocuk, ne yapalım? 20 kilo patatesi ayıklamış bize. Burada bir yarım lahanayı mı şey yapamayacak, doğrayamayacak? Yağ yakan çorba için gerekli malzemeler lütfen not edin. Bir ay boyunca içiyorsunuz efendim. Bir ayın sonunda incecik kalıyorsunuz. Bak önümüz yaz. Aman dikkat edin. Yakalmazlarsa? Tamam, garanti varsın. Veriyor musun? Parayı iadesi yapıyor musun? Ben kendim zayıfladım. 85 kilolardan indim 60 kilolara. Onlar da yapar isterlerse. Bak nasıl kıyıyor bak. Aman yarabbim. Yarım demet beyaz lahana, 1 adet havuç, 2 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 2 adet kapya biber, 2 adet sivri acı biber, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 1 limonun suyu, sıcak su, zerdeçal, kimyon ve karabiber. İşte bu efendim. Bütün bu olay. Doğrayabilir miyim? Doğru. Sen kafana göre takıl. Soğan da var. Şeye yedik iyi olacakmış ama. Olsun. Soğanı sana veriyor Serpil. Al canım. Soğan en son yapmak daha mantıklı değil mi? Çünkü öbürlerinin kokusunu değiştirir hepsini. Doğru söylüyor. Direkt biz lahana ile başlayalım Serpil. Patron sizsiniz, ben karışmam. Zaten üzerine kaynar su dökeceğiz. Ya çok hafif yağ gezdirelim tenceremize. Evet. Gel sen doğra bakayım nasıl doğruyorsun. Buyur. Ya benim parmağım yaralı da ondan. Ya işte hep böyle oluyor. Buyurun efendim. Doğrayın. Ne var canım Allah Allah. Ben böyle bak böyle yaparım. Ben çok ince kıyarım. Ben daha ince yapabilirim de seni. Allah yap o zaman, niye verdin bana? Hayır. Ben o lahanayı sana doğradım. Bu mu ince? Onu yemek için yapmış. Ben keserken böyle uçuşuyor buralarda. Lahana da bir güzel. Aman. Benim en sevdiğim dolma sarma mı? Dolma mı diyorlar onu? Lahana sarması. Sarma değil mi? Sarma. Hı-hı. Onu çok karıştırıyoruz ya. Bir tanesini tahtası da bana ver Serpil. Burada tek başına bunlar nasıl olsun çocukcağız? Şarkı söylemeye mi geldi, doğramaya mı geldi? Bak, çocuk işçi çalıştırıyorlar burada. Vallahi. Yetkililer duyun sesimi. Yetkililer. Vallahi çocuğu burada şey gibi doğramacı. Al canım. Ya yalnız veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hepsini mi doğrayacaksınız? Yok yok. Gerek yok öyle. Çok fazla. Aynen çok fazla. Serpil kendine göre yapmış. Ama ben eve götüreceğim. Ay inanmıyorum haftada artık ya. Haftada iki gün temizliğe de geleyim mi? Gelsin değil mi Serpil? Fena olmaz. Ha? Yok kıyamam. Kıyamıyoruz bak. Allah razı olsun. Ya siz beni vurun vurun. Aha da gidiyorum. Aha da gidiyorum. Sana Peru'dan ne getireyim? Bir şey getireceğim. Bak Peru'dan sana. Ay bana mı? Ha. Küpe küpe. Küpe küpe. Küpe takıntısı var bizim kızın. Takıyor. Küpe getir. Tamam sana okunmuş küpe getireceğim. Okunmuş küpeni de. Olsun. Ver bakayım Serpil Kök. Soğanları da ben doğrayayım. Ben ağlayayım bari. Getirmezseniz telefon açar. Rengi gözlüğüm. Çok ağladı. Yeter mi? Evin de adresini biliyorum. Birazcık daha şuradan alsan tamam. Canım. Heh. O kadar da az olmasın canım. Yüksel Bey sevmez az diye. Yüksel Bey niye? Bizim şeyimiz var da aslında olmaz. Soğan böyle rondomuz. Versene onu elimde doğrayayım. Şey ettirmemiz gerekiyor Nermin'cim böyle hani taneli olsun. Tamam ama... öyle taneli olacak. Taneli derken? Gırdın gırdın. Hep Serpil'in bakışları. Çöpe atma onu, yıkayı kullanırız ya. Ama şey hijyen. Ya sağ bırak ne yiyeceğiz? Biz yere düşen her şeyi ya. Yiyorduk ya çocukken. Değil biz de be, evet. Şöyle silip yiyorduk elikleri falan. Mis gibi. Hayatta Serpil o rondoyu versen bir tık 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 yapayım iki dakika. Elde yapan yok. Senin sevmediğin o gürültülü var. Yok onun olmaz. Ha. Elle yapan benim evde mi var? Efendim? Şey tahtadakileri ittirebilir misiniz ha, rica etsem? Tabii ki. Çok mersi efendim. Hop. Bu çorbanın aslında bütün özelliği amacı ne? Hadi yağsız bakalım. Olması. Gerçekten. Yalan söylüyorlar. Gördüm yağ attılar. Çok hafif çok atıyorsun. Kandıramazsınız insanları. Çok hafif Yusuf. Öyle çok bir yağ atmayacaksın. Yok şaka yok. Az söylüyor. Şey mi sıvı ne zeytinyağı mı yoksa zeytinyağı? Evet evet. Havuçları rendeleyecek misin Serpil? Rendeleyelim tabii. Ah, rende yap onları o zaman. Serpil'in havuç rendelemesi riskli biliyorsun diyorlar. Yo rendemi artık yükselen... Artık yükselen... yemiyor artık. Rende aldı ya yemiyorum artık can. Şurada rendele Serpil'cim. Tabakla şöyle. Öbür tarafta. Baya harıl harıl çalışıyoruz ya yemin ederim. Siri üretime geçtik. Birazdan keyfine varacağız. Yüksel Bey'in yemekler. Biz bunların hepsini yiyecek miyiz bu arada? Yiyeceğiz. Kandırmıyorsunuz değil mi? Paket yani de yapıyoruz. Genelde böyle kandırıyorlar biliyorsunuz değil mi? Pişiriyorlar, yemekleri yapıyorlar. Kandırmıyoruz. Yemek programında bitti tamam veda ediyoruz. Yemek ne oldu, kim yedi, ne yaptı? Aa, biraz sonra görürsünüz. Biz burada oturacağız. Kuyruk oluyor tek sıra. Stüdyonun kapısına kadar. Azıcık ayrıldı da geldi Şükran şöyle. Al. Buraya geçince de kızıyor Şükran. Yeter. Ha, süper. Evet yeter. Çok aynen. Oldu. Bence de.
Lahana çorbası. Lahanayı ben evde yapayım geri. Birazcık yağ almışım. Zayıflamam lazım. Hmm. Havucu yine götürmüşsün, gördüler, yakaladılar Serpil. Bak kendi işini de topluyor vallahi, hamarat çocuk. Sevmem daha önce. Ben de sevmem. Evet, soğanımızı da doğradık. Hı. Biberlerimizi doğrayacağız şimdi. Şöyle bir bunları nasıl istersiniz? Onları da böyle ince ince. Küçükler. Tamam. Mümkün mertebe. Burada çayınız var efendim. Arada bir çay vereyim konuğuma bari. Teşekkür ederim. Arada bir çayla besliyorum sizi. Sonrasında poğaçalar masada. Maaş yok be. Çayla kandırıyorlar insanı. Öyle, öyle. Ne yapacaksın? Pandemi malum, biliyor musun? Yoksa inan senin paha biçilemez bir giderim var. O yüzden o yüzden sana paha biçemedik. Tamam. Geleceğim oldu. Bir daha çalışacağım, başlayacağım tamam. Aa, vallahi güzel kesiyorsun şimdi, yalan yok. Bir şey, vallahi maşallah çok güzel bir ders verebilirsin. En son öyle dedikten sonra elimi kesmiştim ya. Ama maşallah dedim ben. Havucumuzu ekledik, soğanımızı ekledik. Şöyle hafiften bütün sebzeleri biraz kavuruyoruz. Bu kavurma yöntemiyle birlikte biraz daha çorbamızı lezzetlendireceğiz. Yanlış bıçak diye çorbası diye kalkıp da tabii ki tatsız tuzsuz bir şey yemeyeceğiz. Sevmiyoruz zaten. Şundan alayım mı? Sizin alabilirsiniz. Salça kullanıyor musunuz bunu? Yok hayır. Zerdeçal var. Hiçbir şey yok. Bu bildiğin ödem attıran bir. Şunu da alayım. Yağ yapalım. Aman. Ya bir şey olmaz. Biz alışırız bıçaklara. 20 sene olmuş yemek yapmaya başlayalım. 22 senin sene. Kesinlikle pastaların çok daha iddialı. Böreklerin ve pastaların. Evet, evet. Ben genelde o hamur işinden gidiyorum. Bir boşnak kızı olarak. Aa, boşnak mısın? Tabii ki. Oo, ne börek yaparsın. Bir boşnak kızı olarak anneden el almışız Allah'a çok şükür. Benim var boşnak arkadaşlarım, annesi yapıyor böyle arada börek. Efsane. Sen börek günü gel bir de. Efsane. Evet, bugün niye börek koymamışız hakikaten? Ne var işte, poğaça var. Poğaça var. Ama incecik börek açma. Yusuf işte, vejetaryen besliyoruz. Krem şantiyle pastayı da alalım, onu da bitirelim. Allah süpersiniz. Tam başlıyorken çıkaralım, şunu bir alayım hemen çıkaralım. Bak. Bunlar? Yusuf olmasaydı ne yapacaktık? Lütfen. Bunları bir saat doğrardık artık. Bak. İncecik kıydı çocuk. Teşekkür Allah ederim. Süpersin. Kestin mi elini? Yok, kesmedim. Aman kurban olayım. Ben olmak sıkıntı yok ya, kesin. Serpil, bütün o baharatları da bu tarafa alayım. Verdim. Evet efendim. Oh, nasıl güzel koktu biberi. Biraz baharat atın ama. Ne yapacaksınız? Kimyon, karabiber, zencefil, zerdeçal. Limon ve tuz. Kimyon, zerdeçal. Bak. Bunlar hepsi hazine gibi. Tuz. Bak. Bak, limon. Limon olmazsa olmaz. Çok çok faydalı mesela. Çok minik böyle. Çok 2-3 adet Serpil. Safran da atabilirsiniz. Safran da güzel olur, evet. Yakışır. Bizim kültürümüzde çok fazla yok ama safran kullanılır mı? Güzeldir safran. Çok faydalı. Vallahi hiç diyet çorbası gibi değil. Hiç korkmayın. Yememe demem demeyin. Hiç diyet çorbası değil. Çok lezzetli. Bir gün çorba hazırlıyorum. Arkadaşlar da evdeler böyle. Yine klasik, ben yemek yapıyorum. İnanılmaz güzel bir şey. Penne arrabbiata yapacaktım işte. Makarna sosu, domates sosu. O kadar güzel bir domates sosu hazırlamıştım ki böyle. Ama muazzam. Bir geldim, dayanamayıp içine iki tane yumurta kırmışlar. Penne arrabbiata aldı yok böyle ben. Deseydin ne? Nereden çıktı bu yumurta? Onu en son koyalım. En son mu? Öldürmeyelim şimdi suyla. Ellerine sağlık. Ben de güzel şu sarımsak kokusundan bir arınayım efendim. Yöntemim var. Geç, biliyorsunuz sizle paylaşmıştım. Sarımsağı da hiç sevmiyorum ben. Ben de sevmiyorum ama çok sağlıklı. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç de sağlıklı değil. Ya öyle yalan deme ya. İnanılmaz asit var içerisinde. Her derde mideyi de var mahvediyor diyorlar. Bak, mideyi mahvediyor, mideyi. Mesela mide yarası olan, reflüsü olanlar için çok sakıncalı. Hadi ya. Tabii canım. Acayip şey var içerisinde. Bak, su versene. Evet efendim. Lahana çorbamız. Hem de yağ yakan. Bir ayda 5 kilo mu gitsin istiyorsunuz? İçerisine koyduğumuz baharatlarla vücut bir aktifleşiyor. Aman yarabbim. Bir ay sonra incecik olsun. Tabii bunu içerken lütfen azıcık yürüyüş, azıcık da spor yapın evde. Merdivenleriniz varsa merdivenin çıkın. Ev silin falan. Yani bunlar da gerekli yani. Hani içtim yan gelip yatayım olmuyor. Kilo veremiyorsunuz, bilginize. Bir de tabii ekmek yemeyeceğiz. Bunun yanında. Ekmek yersiniz. Kesin öyledir. Kesin yemeyiz. Kesin yemeyiz. Ekmeksiz ya, dayanamayız. Pilavla makarnayla ekmek yiyoruz ya. Evet, ya çok seviyorum, ne yapayım. Ben çok seviyorum. Ben bırakmıyorum sen ekmek yemeği. 2 ay oldu. Ben bırakamıyorum. 2 ay hiç yemiyorum ekmek şu an. Çıtır ekmeğe hiç dayanamıyorum. Ben burada her gün ekmek yapıyorum. Sen ne diyorsun?
Şimdi yemesem olmaz. Hele tamam, dün sen sarımsaklı. Sen ye tamam. Sen ye. Dün sarımsaklı ekmeğimiz. Kavga ediyormuş bize. Kavga çıkartıyormuş. Yiyeceğim ekmeği. Bana ne? Yiyeceğim bana ne? Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Son tarifimiz. Bayağı yoruldum ben ya. Şey harbi yoruldu mu? Bir şarkı oku yani artık. Dur soluklanayım azıcık. Yani bir şey soracağım. Önce bir melekleri okuyalım. Pastayı getir. Pastayı ben yapayım. Onda da melekler. Ben seni çok seviyorum tamam, o şarkını. Pastamız öyle değil mi de? Tabii finalini yapacağız. Tamam melekler. Hay hay. Oturduğunuz yerden de olabilir. Kalk beni yoruldunuz. Oturduğumuz yerden nasıl okuyacağız? Olmaz. Gönderiyoruz. Sanata saygı. Oturarak şarkı söylenme. Süpersin. Ya bravo. Özledik diyorum bak. Ne ya. Güzel oldu. Evet efendim, ay yıldızlı bayrağımızı simgeleyen ay yıldızlı bir pasta efendim. Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramına özel, gençlere özel yaptık efendim. Çıkartıyoruz kalıbımızdan. Hadi bakalım. Gerçekten çok güzel bravo. Gözüküyor. Güzel. Bravo. Çok güzel gözüküyor. Siz koymak ister misiniz pasta? Şey mi peki, hı-hı, bu ay yıldızı krem şantiyle yapacak mıyız? Böyle ya, sadece tık tık tık. Evet, üstüne minik 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 yıldızlarla kabartalım. Ha, bakalım Yusuf Bey bunu da yaparsa... Tamam artık. Bence burada bir iki deneyelim mi? Yok gerek yok. Gerek yok. Direkt yaparım diyorsun. Öyle değil. Böyle tık yapacaktık bunun gibi. Artık kendisi nasıl istiyorsa öyle süslüyor. Yapacak bir şey yok. Heh. Aa bak ne güzel oldu Serpil. Evet. Oldu fena olmadı. Evet. Gayet dur, başarılı. Ben düzelteceğim şunu. Evet. Sanatsal çalışmalar Nermin'in Enfes Mutfağı'nda şöyle efendim. Şöyle minik dokunuşlar. Evet. Şurada. Onu böyle mi yapalım diğerini? Tabii. Tamam. Diğerini de şöyle yapalım. Dokunuşlar böyle minik tamam, minik. Tamam tamam dokunuş yapacağım. Dokunacağım onu olur dokunun dokunur onu. Dokunacağım. Bir şey söyleyeyim gayet iyi olmadı mı? Ne iş? Çok iyi oldu. Vallahi oldu. Yani. Allah Allah. Tabii canım. Ha. Herkesi kendi şeyi. Gayet. Şöyle. Yıldız oldu yani. Aynen. Onu da böyle pıt yapalım. Ha. Bence de böyle daha iyi. Böyle daha iyi ama bak. Bütün üstünü sıvazlayalım. Aman yarabbim. Vallahi beceriyor bak. Mutfakta, sıvı torbasını güzel tuttu ha. Mutfakta gayet becerikli. Vallahi süper oldu Yusuf. Yusuf Bey. Efendim. Şey istiyor musunuz hala? Ne istiyorum? Tanıdık kısım akrabalara bakayım mı? Ben geçmiş artık. Heh. Tamam. Şöyle minik dokunuşlarla. Yok bence hiç yerim. Çok güzel gözüküyor zaten. Boşluk kalmasın. Ha, aynen. Çevireyim mi? Öyle mi? Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika ona bir şekil vereceğim ben. Ay yıldızımız efendim. Aslında düzeye de biliriz evet. Bence de sıvazlamak da güzel olur. Şöyle. Evet. Ama böyle yapsaydık olmazdı. Ay yıldızı güzel çıkmazdı. Nermin sen de hemen beni bıraktın be. Aynen. Sabah ne konuşmuştuk? Ama şimdi düşündüm de bak olmuyor çünkü. Yıldız şeklini belli etmiyor. Böyle daha tamam, net. Şimdi belli etti. Evet. Oldu. Şurası sadece. Orası hamuru birazcık. Tamam. Tamam. Harikası. Gayet iyi. Vallahi çok güzel hop, oldu. Hop, hadi bakalım hop. Herkes denesin. Pancar tuzuyla yaptık. Etrafını aslında yapsaydınız? Yapılabilir aslında tabii, ama. Tabii tabii. Yapalım mı? Hadi yapalım. Böyle çok şey oluyor ya. Yapalım çok mı? Amatör oldu. Nasıl yapacağız? Sen yapalım. Pastacı ne oldu? Özellikle ben şimdi Yusuf'u veriyorum ki... Sen aktif ol ya. Şimdi sana burada... Şeyi çevirebilirsin kendine. Ben çevireyim. Öyle var. Şey. Ay kağıdı kaldı. Olsun. Alırız onu şimdi fazlalığını. Niye kağıdı çıkarmadık arkadaşlar? Ama sonra şey edecek planda yoktu ya. Hı. Ay ama böyle dışı da kahve güzel durdu. Peçeteli sileyim mi daha kolay olsun diye. Dur sen ben bunu bir çıkartayım ya. Dur. Bundan sonra yapalım. Öyle olmaz. Öyle olmaz dur. Öyle şu duyu ben... Aldım. Siz onu şey... Burada sanatsal işler yapıyoruz. Tercih düşürüyormuşuz. Allah vermesin. Bak. Nasıl alayım? Dök. Oy. Geç. Tamamdır. Tamam. Oldu. Yaşayacak. Yaşayacak mı? Yaşayacak. Biraz ortalasaydı evet. İyi olurdu da. Neyse böyle şey kaldı. Kırılacak diyordum patladı. Evet. Şöyle yapalım. Yani gerçekten pastayla imtihanımız ya. Savaşıyorlar. 10 kilo doğradık ama. Evet. Gayet iyi. Şimdi bu sıvazlayalım hadi. Buyurun.
Evet, lahana yani, çorbamız burada fokurdamaya devam ediyorken efendim ben pastadan sıyrıldım geldim. Tamam. Ortalayalım çünkü. Yusuf Bey. Ben de simetri hastalığı var o yüzden. Bende de var. Çok biliyorum. Takıntılıyım o yüzden şeylere. Kaçtım oradan hiç gözüme gözükmesin dedim. Hallettim hallettim. Ay. Evet efendim şu an gördüğünüz üzere lahana çorbamız pişmeye devam ediyor. Bir miktar daha kaynatacağız. Çok fazla kaynatmanızı önermiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü içerisindeki bütün o sağlıklı şeyleri öldürmüş oluyoruz. O yüzden bir 5 dakika daha kaynaması benim için kafi. Zaten diyet çorbası olduğu için yavaş yavaş. Evet evet. Ne oldu? Yok düzelttik orayı da onu diyor. Hı. Evet üzerinde şimdi bizim pasta şeyimiz var. Şimdi onu yiyeceğiz onu. Zaten o şeyde aynen. Kaldıralım. Pasta şeyimize bir de malzemeleri alayım. Şimdi efendim ben burada maydanozumu ilave ediyorum. Şöyle. Pastacılar diyecek ki abisin nasıl bir pasta yaptın böyle? Evet, daha yukarı çıkmayıp bunları böyle böyle mi yapsak acaba ne dersiniz? Bir tane evet. daha çıkacak. Maydanozu tamam. koyduktan sonra hemen altını kapatmam gerekiyor ki içerisinde maydanozlar kara kara olmasın. Şu anki koku gerçekten çok güzel. Tamam. Oh süper. Efsane. Parmağını yiyorlar yani değil mi? Ya şunu isteyelim ama dur. Ben sana. Gayet başarılı ve biraz altını... kat olmadı mı? Yok. Şu. Bu böyle içiliyor diye. Böyle işte ha, tok tutacak. Şey... Ekmek yok bir şey yok yanında. Tok tutsun diye anladım. Tabii. Tamam. İstiyorsan sen su koy. Ama yani gerek yok. Ben koymayacağım sen koy. Sen istiyorsan su bana koy. Ne? Ondan sonra efendim. Keşke bıraksaydık kahverengi bence iyiydi. Şöyle yukarı doğru tık tık tık. Çok kırmızıydı. Vallahi şey Yusuf güzel yaptı. Etmek istemiyor ya onda. Yok çok güzel oldu. Yusuf'un eline yakışıyor her şey. Beceriyor. 10 üzerinden 10. Korkmayın. Evet çorbamız da hazır. Diğer malzemelerimizi de getirelim Serpil bir yandan. Dur geliyorum. Onu dolaba atarız biraz donsun. Siz bitirin ben hemen şöyle kenarı sıyırayım gideyim. Pasta da yaptık. Şey, ver ben onu sıyırayım. Ha tamam o zaman tabak sende. Daha hiçbir şeye sıyır gerek bakalım. Yok. Bir şey versene Antep fıstığı ama yok o bayrağı. Yok yok yok. Niye güldün? Güzel olurdu böyle yandan. Yusuf. Çok bozardık rengini bozardık. Diyorsun. Bence biz kırmızı beyaz. Biz kırmızı beyaz kalsın. Ben sana başka zaman fıstık veririm bebeğim. Yukarı doğru bir tık yapsana. Yok şey değil. Bayrağı şey olacak kırmızısına. Evet. Tamam canım. Tamam çok güzel. Gayet güzel. Hindistan cevizimiz var mı? Toz. Hindistan cevizi versene bana. Ben bir şey yapmak istiyorum Serpil'cim. Ya ne istiyorsunuz benim pastamdan siz yiyin? Sen Hindistan cevizi ver bana. Nasıl görünüyor? Kamerada ya, görebilir miyiz pastayı? Gayet başarılı gözüküyor. Yusuf yarısı, yarısı Nermin. Kenarlı... Oldu. Bakın. Oldu, gayet iyi oldu. Bence hiç de fena olmadı. Getir. Getir şey sandıktan çıkartır gibi Hindistan cevizi çıkarıyor. Korkusundan sandıktan çıkartır gibi çıkartıyor. Şöyle bak. Kardeş hazırlıksız şöyle. Yakalandım. Bu kutuda şey var. Bu Hindistan cevizi çok yakışıyor. Toz biber var mı? Ne biber? Toz biber. Kırmızı. Kırmızı. Pul. Toz. Toz. İlla bir şey atacağım değil mi oraya? Hatırlamıyorum. Evet tamamdır. Şöyle kenarlarında Antep fıstığıyla Hindistan ceviziyle buladık. Tamamdır. Serpil'cim hemen dolaba atalım. Çünkü eriyor krem şantisi. Allah'ım sana atalım. Geliyordum. Sonra yiyeceğiz bunu. Yayın sonrası. Hazır mısın Yusuf bak? Ne güzel ot çorbası. Ot çorbası. Tam benlik diyorsun. O da oldu. Kapatabiliriz. Yok, biraz da oldu. Daha çok geri kalmış. Ama deri özelliği. Adente seviyoruz Yusuf al Bey. Sana, çünkü bu diyet çorbası pişirirsek vitamini kalmaz. Artık arabalarda CD de yok. Biliyor musun? Bu zaten artık üzüldüm. Koleksiyonluk oldu. Yani alıp koleksiyonluğa saklarsın. Ben şimdi imza evet, alacağım. Evet bana şimdi veriyor gelen konuklarımız. Ben bunları koleksiyon olarak saklıyorum. Çorba şeyimi de alayım Serpil Kök. Zincirimi. Aman yarabbim. İşte diyorsunuz ki nasıl zayıflıyorsunuz, nasıl zayıf kalıyorsunuz, yemiyorsunuz. Ha bir de diyorsunuz ki Nermin Hanım yüzünüz eskiden çok zayıftı. Ben eskiden 49 kiloydum efendim. Eyvallah. Şimdi 60 kiloyum yani. Şimdi yüzümün donmuş kaldırın olması misin? Gayet normal. Aşağı sen... Bak, bak, bak. Bizim yanmıyor denedik, deneyimledik. O yüzden koyuyoruz. Bak ama her şeyi biliyor. Dedim işte onun için Yusuf bilmiş, Bey düşünüyor bilmiş, musunuz? Anam nasıl bilmiş? Nasıl bilmiş? Her şeyi de biliyor. Onun için sordum zaten düşünüyor musunuz diye fark ettim ben gözlemledim. Ayda 5 kilo ne yakan. İşte evliliği. Lahana çorbası. Isım akrabaya haber salacağım. Bugün
Bayağı bir bereketli. Ya sen bir şey söyleyeyim mi? Ya benim restorantım olsun, sen çalış, ben iki günde kovarım seni yani. Niye? Çok dağınık çalışıyorsun. Ben mi? Evet. Ben böyle çalışmıyordum, senin yüzünden böyle oldu bugün. Aa, ben hiç böyle çalışmıyordum ya. Aa. Hep senin yüzünden Yusuf oldu Bey. Böyle. Baksana şuranın haline bak. Ben böyle mi bıraktım sizi burayı? Aa! Şimdi. Hep sizin yüzünüzden oldu. Dur hop bırak bak. Temizliyorum kendim. Tamam ben temizlerim. Nermin ya. Arkandan biraz şey yapmış olabilirim, konuşmuş. Gıybet ediyorsunuz değil mi? Olsun, günahımı alın. Bak kaç, ne zaman, olsun. Ne kadardır beraber çalışıyorsunuz? 2-3 sene, 5 sene. 2-3 sene değil mi? Az önce ne dedi bana biliyor musun? Ne dedi? Abi söyle gözünü seveyim, hep böyle işte biz söyleyemiyoruz, sen söyle dedi. Kök. Siz gök gözüme mi bak demiş olabilir miyim? Demek. Demez zaten. Demeyeceğini umut ediyorum. Arkadan temiz... konuşuyor. Ya yok, bir şey yok efendim. Dökülse de siliyorsunuz. Köpüklemeye derdimiz yok. Ha bak ne diyor ya, yönetmenim. Burcumun canı sağ olsun diyor. Dökebilir, ne var ki diyor. Mücveri unuttunuz yalnız. Güzel. Yok, o pişsin güzelce. 2 dakikası var. Evet, çorbamız da hazır. Bu çorbayı içiyorsunuz. Efsane kilo veriyorsunuz. Alıp gideyim mi? Evet, şimdi köfteye geçelim hemen. Hemen 13 dakikamız kalmış çünkü. Köfteyi yapacağız şimdi. Serpil, hemen soğanı rendeleyecek miyiz? Hemen. Daha bir de köfte mi var? Evet, hayda. Son. Say bakayım malzeme listesini. Size ponçik usta tarzı yapayım mı? Ama şarkı okumazsan malzeme listesi saydırırım. Yugoslav Türkçesiyle yap. Sayar mısın bunları? Yap, say. Bak, benim bir tiplemem vardı. Sosyal medyada, Instagram'da yapıyordum eskiden de. Tamam, rendeyi alayım ben de. Buna bu Yugoslav Türkçesi, tam Yugoslavlar Türkçesi. Tabii tam dilimiz dönmez. Buraya ne yaptın? Buraya. Diyan kızlar, nasıl size bakayım ne yaşıt yerci? Bak köftesi yapayım mı? Diyan'ın size içindekileri anlattırım bu. Bir sparda haşlanmış yeşil mercimek bu. Bir adet kuru soğan de göster kızan, sen de göster bakayım. Serpil, kesmeyen rendeyi niye verdin? Ne oldu yenisi? Aşk olsun, o yenisi, rica ederim. Kavga etme. Ne yapın, kavga ediyorsunuz burada, bir şey sayıyoruz bir ya. Bir adet yumurta. Diye bu su bardağı galeta unu. Ki galeta unu çok kötü. Çok. İşte bak, bu galeta ununu ben daha efsanesini yaptım. Yakında tamam. Herkes. Neyse. İki yemek kaşığı un. Bir karabiber mi kızım? Kimyon, nane, buz. Ama böyle bir de böreği börek. Börek. Ya şey yapıyordum ben. Ben de diyorum börek, yapacak bir şey yok. İşte, annemden babamdan öyle görmüş. Bir tane videom vardı. Kumpir yapıyorum. Kumpir. Diyorum kumpirin içine böyle kuru fasulye koyacağım böyle. Oha yumuşak yumuşak. Kurabiye de kurabiye. 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 Senelerce ben o kurabiyeyi. Kurabiye bildim. Annemin defterinde hep G ile kurabiye yazıyordu. Aymancağız bir ayman. Çok iyi. Ya, benim senin... esas bomba bir ara Trakya tarafına çok konserlere gidiyordum ben. Tamam. Yani her gittiğimizde başıma acayip enteresan şeyler geliyordu. Hemen karıştıralım. Trakya'ya selam olsun. Candır Trakya tarafı. Ya... Sıkacak mıyız biraz? Marmara Adası'nı bilirsiniz. Mermerleriyle meşhur bir adamız. Neyse, sabahın köründe gittik, akşam da festivalde. Bedevi Festivali, Halk Festivali. Sabahın köründe gidince de canım sıkıldı. Tabii. Çok güzel bir plajı vardı. Galeta ununu bulayacağız değil mi Sarp? Yok hayır, hepsini karıştıracağız, yoğuracağız. Deniz kenarında teyzelerimiz şalvarları çekmişler. Bir baktım böyle ayaklar suda çekilip çıtlıyorlar. Allah'ım görmen lazım, nasıl tatlılar. Denize mi atıyorlar? Neyse gittim yanlarından, böyle konuşamayayım biraz. Teyzem dedim, ne yapıyorsun? İyi mi güzel bir şey, ne yapayım bu bak bakayım ya. Dedim ne yapayım dedim, işte geldim yüzüme. Yüzü ben o zaman ne bekliyorum dedim, tamam mı? Girdim yüzüyorum, iki tane amca geldi böyle. Bir eldiven ver Serpil. Yüzü ver o zaman. 10 dakika sonra iki tane amca yüzüyor. Bana bakıyorlar ama böyle bakıyorlar. Tanıyacağım bir yerden falan. Ama. Dedim kesin posterlerden gördüler işte, akşam her tarafta posterlerim var, konser var. Oradan tanıdılar seni. Bir geldi, bir tanesi dayana doyup da, şşşt bana bak bakayım be dedi. Gördüm amca. Seni birazdan bir yerden gözümüz kısıracak ama nereden kısıracak bakayım dedi. Dedim kesin tanıdı bu sefer. Dedim amcacığım, tamam be ya, tanıdım ben bunu be. Yanındaki böyle, tamam be, tanıdım ben bunu be ya dedi. Sen yukarıda maden ocağında çalışmıyor mu ya dedi, mermer odağında. Ama harbi kapkarayım, yanmışım o sene. Kapkarayım. Takamadım, neyse. Elim yapış yapış takamadım. Elim ıslak. Ondan sonra hiç bozuntuya vermedim. Evet amca dedim, işte akşam maden ocağında çalışıyorum. Kızım biz gittik, iki gün dayanamadık, nasıl çalışıyorsun be orada diye. Neyse akşam konser oldu, uzatmayayım. Amcaları önde görmez miyim ikisinde? Eyvah ya. Hadi. Acayip. Bir de en önden izliyorlar ha. Gittim yanlarına tabii, durur muyum? Baktım öyle mikrofonla, durun dedim orkestra, dur dedim. Şşt, amca ne yapıyorsun? Tanıdın beni. Ya bak ya, bir şarkıcı çıktı gördü, bak ben dediğim başlar. Şarkıcı çıktı. Çok iyisin ya. Çok şekerli. Şarkıcı ya. Çıktı mı? Çok iyi. Şuradan biraz. Sakın yol sormayın. Keşan'da Allah. Değil mi?
En son eve gidiyorum. Sabaha kadar oturup muhabbet ediyorsun. Sarp'ın bir şey versene diye. Bana. Ne diyeyim canım? su azıcık. Nermin bir şey söyleyeyim. Ben şu an koptum. Beni sen... Herkes koptu şu an. Evet, ben koptum. Yani taklitlere. Ha. Aynen. Nermin koktu, tüp mü bitti? Ben yok. Şu an ne yapıyorsun? Tüp mü bitti? Yalnız elimin ayağım mı? Tüp mü bitti? Çok sizin azıcık. Sizin kıymayla yapmayacak mısınız? Yok. Hayır, sizin için işte. Ha, ben kıymalı çıkardım içinden. Estağfurullah, koysaydınız ya onu da. Olmaz. Konuğumuzu yedirmeden olmaz. Abi baksana ama ne böyle kıymasız olmaz ki o. Ne diyorlar kardeşim? Sen var ya sen, bu zaten kıymasız. Ama bak nasıl uyarlıyorum. Şefim ne diyorsunuz? Galatasını versene. Bu daha küçük kap veremedim mi Serpil? Böyle döndüremiyorum. Biliyorsun ben böyle bir havalandırmayı severim. Böyle havalandırma nerede? Böyle havalı. Bak boşnakça tamam mı? Havalan. Bak duydun mu sen? Havalandırmayı nasıl söyledim? Onu da dökme. H'leri yuttuk. Tam boşnakça. Havalandırmayı severim. Bu bir bardak bunun ölçüsü de değil. Ama şey, toparlansın. Ha işte onun sert için. Sert dağılır. Bu yüzden. Hadi bakalım. Ne yap? Bak. Ya kurban amca oldum bak. Dedi ki acıdı. Niye sen çekişiyorsunuz arkadaş? Çaresi var her şeyin. Allah dertsiz, derman, ne diyorlar? Dermansız dertler. Bak mutfağa girdim. Bulaşık da yıkadı. Yıkadı mı yıkadı bu çocuk? Bize tamam. Bize hep gelsenize kalınkılar lütfen. Bak temizliyor. Günlük 250 liradan gömüyle. Yüksel Bey'le hallederiz aramızda. Yusuf'a para veda olsun dediler. Bulgaristan'a konsere gidiyorum. Turne. Tabii birazcık. Kapıdan biraz giriyorum, gireceğim içeri. Bulgaristan kontrolü böyle. Kadın polis, Bulgar. Hı-hı. Böyle yaptı. Dur bakayım dedi, sen bir dakika bekle bakayım dedi. Buyur dedim. Sen dedi bir şeye benziyorsun dedi. Bir şeye. Bir şeye benziyorum dedim. Neye benziyorum dedim acaba dedim. Sen dedi şarkıcı mısın dedi. Dedim evet dedim. Tamam dedi, ben seni tarayalım deriz. Biz seni oynuyoruz şarkılarını diyorlar. Oynuyoruz şarkılar. Oynuyoruz. Eyvallah dedi. Yağın altını yok yakmamışsın CD miydi yanında dedi. Efendim? Yağın altını yakmamış bizim kız. Yakmıştı aslında ama Yusuf Bey'in yüzünden biraz dağıldım. Evet, dağıldı herkes. Olsun, benim için, benim yüzünden. Bu program böyle olsun. Güzel. Olur. İdare edin. Beni ne? Beni idare edin. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani hakikaten ben hiçbir şey dökmem. Çok titiz çalışırım. Ne yaptın Yusuf bize? Şimdi çomağı saklamak gibi bir şey değil. Deli deli görünce. Serp temiz çalışmam mı? Daha serpil sahip. Allah için valla bak pırıl pırıl çık. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunu nereden? Yağda yapacaksınız değil mi? Sana yaparız. Az bir yağda kızartacağız. Sebzeli, tertemiz, mis bak. Aa bak kim gelmiş Nermin? Ah benim sponsorum gelmiş. Arzum gelmiş. Canım gelmiş. Arzucuk gelmiş. Arzu köftü sponsoru mu? Hah. Köfteleri sizden mi ha anladım. Evet efendim. Bu parçalanacak ama biraz yok, daha sıkalım. Yok parçalanmaz. Ne gücüm değil mi mutfakta? Yok gayet iyi. İş yapıyorum. Kırılacak ki o kırılacak. Allah cezanı vermesin. Dökeceksin onu hepsini yere dökeceksin. Azıcık bir sesini kötü enerji okur. Çağırma. Bir tane şarkı söyle. Canlı söyle bari. Bir tane canlı söyle. Hiç ben oralı ben bir kör bir dilenciyim. Sokak. Bir tane canlı söyle biraz bari. Biraz daha altına açılmıyor mu? Açtım. Bu kadar mı? Bir tane. Tüp. Max, aa ben... tüpleri bitmiş. Gazları bitmiş. Son saniyede bitti. Tüpü salladık biz orada. İnanmıyorum. Eski olsun. Hiç bak oralı çakmak olmuyor. Çakmak var mı? Kontrol edeyim mi? Hiç oralı olmuyor sen. Hayırdır sen? Bir şarkı ne istiyorum ya. Olur. Ne yapayım? Ne yapayım? Allah sana. Bir tane canlı söyleyiver işte. Siz her şeye razıyız. Siz söyleyin. Zaten reklama gideceğiz hadi. Biraz daha düşünürsen reklam. Hı? Yağımız ısınmamış. Nermin. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım, bazen gözyaşı oldu ya kızarmadan atmayın, sonra ya çeker yemezsin gün gibi hatırlarım, dudaklarında tuzu gönlümde durur aşkın, hani o saçlarına taç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar bir bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından köftemizi. Hadi oldu mu? Şunu bir daha götüreyim bakayım geleyim. Anam kızarmadı bırak, anlaşılır o kızardığı zamandır. Yağ çektireceksin. Şey taklit de yaparsın sen. Oldu. Yalan,
Ne oldu, ne yani? Ben mutsuzdum ya, beni niye benim modumu değiştiririz? Ben de işte mutsuzdum ya. Sen bir takın arkadaşlar. Bırakın hani mutsuzluğumu yaşama. Mutsuzluğumu da yaşatmıyorlar bana arkadaşlar. Ama mutsuz dedim. Olmayın işte valla. Sen bizim programımı gelip ya mutsuz oturacağını yandı, düşünüyordun. Yandı mücver yandı. Nermi zaten tamam mı? Yok yanmadı. Tamam. Sen çok fenasın. Valla diyet diyet dediniz işte, size bugün bir diyet menüsü hazırladım. Allah gülmeden geri koymasın bizleri ya. Allah süper oldu diyet menümüz. Bugün yapın, poğaça haricinde hepsinden yiyebilirsiniz. Pastayı da çocuklara yedirin. Bugün gençlerin bayramı. Ne bulaşık çıkmış yalnız ya, şaka geliyor. İlk defa da böyle olduk ha. Maşallah. Mutfağa bak, darmadı onlar kadar. Ya çekme Vural abi, oraları çekmeyin. Kurban olun, ne gerek var? Mutfak arkası. Abi sen niye çekiyorsun? Vural abi kurban olayım, şuraya gitsene burada. Ben konuğumuz var, Nermin Gül. Görüyorsun değil mi abi? İşlerini gördüler, kenara attılar. Ayıptır ya, dolaba koyalım. Bir daha kullanıyoruz. Nermin, kaldın burada. Yandı mücver yandı. İki dakika sonra masada biliyorsun program bitecek. Dur mücveri işte de alalım. Geliyorum, alıyorum. Tamamdır o. Evet, köfteyi verdik efendim. Şöyle bakın koyuyoruz. Fokurdamaya başladı yağımız. Şöyle birazcık bol bir yağda kızartıyoruz. Bunu isterseniz efendim tavada çok az yağıyla da kızartabilirsiniz. Güzel şey. Çok pardon. Benim fotoğrafımı yere düşürdü. Evet. Buyurun efendim. Süper. Şöyle alıyorum hemen. Ellerime sağlık. Ne güzel yapmışım. Alabiliriz bunu. Arzu'dan bir şey isterim bunları böyle. Onu çok... Koymayayım mı? Yok. Başka ne vereyim sana? Ver bana bir tane. Ben hiç oraya bir şey koymana bile gerek biliyorsun. Şunu da. Bak ben size bunu çok güzel keseceğim ben. Arzu'nun şuraya kavanoz istiyorum. Canlı yayında söyleyeyim bari. Getirirsin. Şöyle güzel şıkır şıkır ekranda gözüksün. Tamam diyor. Bak sözünü aldık. Kimden tamam istediğini? Sponsorumdan istedim. Sponsordan ben 5'i bir yerde isteyebiliyor muyum? Tabii veriyor. Dağıtıyor. 20 kavanoz bal da istiyorum. Tamam. Aa diyor. Kesme, ne yaptın? Kestin mi? Kesmeyeyim mi? Gel sen kes. Ya Allah aşkına ne yaptın ya? Yaptım, hiçbir şey de beğenmedin ya. Ama yanlış yerden kesin. Buradan kesilmez. Niye? 3'e böleceğim. Ve kareler yapacağız, minik kareler. 3'e mi böleceksin? Tabii. Minik kareler. Güzel oldum ha, var ya komik gibi. Çok güzel. Tam diyet yemekleri bugün. Sadece şu köfte kızardığı için bir tık daha. O kadarcık da olur be. Şey değil ki ama. Tabii olur. Olur. Her şey olur, o kadarcık olur. Buyurun. Zorla şarkı söylettirdim Yusuf'u. Ne yapayım? Bir de söz vermişti şarkı söyleyeceğim diye. Böyle işte. Duydun mu? Şu kenara çıkarın, koymayın. Yani biz bakarız tabii. Ben kenarlarını daha çok severim, biliyor musunuz? Ben de çok severim. Aynen. Kesinlikle. Da. Bak bilerek nasıl güzel olmuş. Aman ya Rabbim. Güzel. Vallahi çok güzel. Mersi. Afiyet elinize olsun. Sağlık. Bak. Çok güzel. Peynire evet, bak. Koy vereyim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yanacaksın da. Güzel mi? Benim şu kenarları. Güzel. Aa. Açken yenir. Aa, merak ettim. Çok şaka yapıyorum. Gerçekten muazzam olmuş tadı. Elinize sağlık. Harbi çok şaka mı yapıyorsun, gerçek mi yapıyorsun, anlamadık. Bir tık tuzsuz olmuş ama olsun, gidiyorum. Vallahi. Tuz kullanmayın o kadar zaten ya. Tuz. İyi bir şey değil. Ben ikimizi seviyoruz ya. Vallahi. Bize bakmayın siz ama. Allah seviyorum. Sönleş oran böyle çok ödemem var, çok sistem böyle böyle. Yerseniz tuzu unu o kadar tabii öyle olur. Vural abi bak tadına. Yemeyin abi. Al getir. Al abim. Göm. Göm. Göm ne diyeyim? Konuğa sesim çıkmaz, bu benim misafirim, başımın tacı, sıkıntı yok. Yusuf yapabilirsin. Mustafa abiye vermeyeceğim. Pinar gel vereyim aşkım sana. Küçükken hep sinir oluyordum böyle yemek programlarını yapanlara. Boğazınızda kalsın. Biz yemiyoruz oradan sizden. Bir tane amcamın kızı vardı, hiç unutmam. Bir gün simit almışım, arabada yiyorum. Buradan sevgiler Esra'ya. Şey yaptı, döndü baktı böyle, dedi ki boğazında kalsın dedi. Oy. Çok mu içten dedi. Ama kalmadı. Oh. Ama kalmadı. Doğru frekansı yakalayamamış aslında. Ama şeydir ya bu. Ne yaptı? canı çekmiş. Bakın efendim, köftelerimizi şöyle kızartıyoruz. Kızartırken Arzu, de çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Akabinde masada Yusuf Güney ile lezzetlerin tadına bakmış olacağız. Allah bari reklam arasında. Daha lezzetin tadına mı bakacağız? Afiyet tabii bakacağız. Bak masa kurdum sana. Görmedim burayı. Tabii. Çok kısa bir reklam arasındayız. Evet efendim, bütün soframızı hazırladık. Bugüne özel harika bir gün oldu. Yusuf Bey de sağ olsun gerçekten şenlendirdi mutfağımızı. Hem güzel enerjisiyle
Hem de birazcık üzmüşsünüz. Bundan sonra üzmeyin efendim. Çünkü değerli bir sanatçımız. Bence ekranda sürekli olması gereken bir sanatçımız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bize eşlik ettiğiniz için. Rica ederim. Keyifti bizimle olmanız. Size yalnız şimdi... bunlar pişmemiş. Ben de dedim neyi pişmemiş. Mumlarımı da yakmışlar. Çok romantik bir ortamdayız. Bu arada ortamdayız. Çok güzel görünüyor her şey. Hemen benim. Sana şöyle bir anam, yağ yaktırayım sonra poğaça vereceğim. Ben yardım etseydim. Ay ay ay. Ya da yap o zaman. Ben senin mutfağına geldiğimde. Çok teşekkür buyurun, ederim. Efendim. Bu biraz şey gibi oldu aslında. Şimdi neydi, Japonların mı Çinlilerin mi bir çorbası vardı. Bu tarz bir değil çorbası değil mi? Vardı. Böyle biraz daha iri iri. Aman aynen. Japon deme Çin deme. Tamam. Bence de artık. Artık duymak istemiyoruz. Bak şunu vereceğim sana. Bak teşekkür bakalım ederim. Taş gibi mi olmuş? Bir bak. Yaparken söyledi. Şöyle neydi kıralım mı? Bak. Kulak memesi. Kır ortasını görsünler. Hadi. Hadi. Bak. Ya. Yumuşacık, dışı kıyır kıyır. Ki dışarıda aldıklarınız gibi de değil böyle. İçine bir tane bir parça peynir koyuyorlar normalde. Nermin bol, yalnız peynir mi bu tarafta hepsi kalmış. Bak bakalım beğenecek misin? Bir dakika, hiç pişmemiş sanki hemen. Pişti ya, peynir o. Hmm. Ya kaynadı be, her şeyde bir kusur buluyorum, bu nedir? Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Hocam, elinize sağlık. Telefonu koy. Elinize sağlık, çok iyi. Afiyet şeker olsun efendim. Telefonla sonra konuşursun. Güzel olmuş ama hakikaten 5 dakikada şipşak yapacağınız harika kıyır kıyır ki çok poğaça. Yani spordan sonra da bunu yiyebilirsiniz, çok healthy yani böyle nasıl diyelim efendim, hiç kilo yapmaz bunlar yani, yiyin bunların 15 tane 20 tane yiyin. Bir taneden fazla yemeyin, gözünü seveyim diyorsun. Tehlikeli. Şimdi margarin koymadık, günün sorusunu yapmadım. Sorabilir miyim? Soracağım. Şimdi bunu biz kaşıkla mı içeceğiz, çatalla mı? Bak kaşık biteceğiz. Gülün abi, yalan mı? Abi her şeyi eleştirdi adam ya. Bakayım ben. Hmm. Tam niyet. Tatsız sussuz. Hmm. Yaktı. Nasıl tadı kötü? Nasıl tadı kötü? Hmm. Karabiber koymuş. En son acıyı ben attım. Siz istemiyor musunuz? Ben acıyı yemem. Ben de çok severim. Direkt acıyı. Gözlerim gitti. Neyse hayattayım, yaşıyorum elhamdülillah. Bugünümüze şükürler olsun. Urfa'ya konsere gitmiştim. Sesim kısılmıştı bir konser öncesi. Bizim bir abi geldi orada Urfalı. Size bir acı vereceğim. Yeminle diyorum dedi, var ya dedi, böyle buralarda dedi, böyle pıdır pıdır dedi, ateşler çıkacak dedi. Çıktı mı? Sesin açılacak dedi. Harbiden de açıldı var ya, nasıl bir şey getirdiyse ölüyordum artık böyle. Sahnede İbrahim Tatlıses'e bağlamıştım böyle abi İbrahim. Ama şey, bu da mesela bu acı biber içinde niye var biliyor musunuz? Yağ yakması için yani, benim ihtiyacım yok, ben yemiyorum, siz mutlaka fazla fazla koyun. Ama midesinde benim gibi reflüsü olanlar acı yemesinler. Acı acı. Sıkıntı. Yaktı buramı vallahi. Biraz acı azaltın ben. Dedim ben poğaça yiyeyim. Kusura bakmayın, ben attım özüyüm. Yo yo, afiyet bal olsun. Damak zevkiniz uymuş mu? Gayet iyi, gayet iyi. Ben börek yapınca gel. Sadece ben mercimekli, börek mercimekli. Ben de. Çok zarifsiniz. Biraz efendim, bunlar sen. Ederim. Yani yağda kızartılan şeyleri ben tamam. Artık tercih etmiyorum. Evet Yusuf Beyciğim, size şöyle bir kitabımı hediye ediyorum. Hani yapamazdım? Bir şey söyleyeceğim. Lades. Lades. Okuduktan sonra bekliyorum dönüşlerini. Hayat senin hayatın değil mi? Hayat benim hayatım. Gerçekten mi? Kendin ben yazdım. Bakalım hoşunuza gidecek mi efendim? Okursanız mutlu olurum. Tüm ne derler? Bütün ayrıntılarıyla 37 senem hepsi ayrıntılarıyla tam detay orada mevcut efendim. Sansürlemeden. Evet. Kadınlara başucu kitabı diyorum ben. Erkekler de okusun. Usunu bizimle birlikte yaşadığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Tekrar tebrik ediyoruz. Sizler arkadaşlarım, Mustafa Kemal Atatürk'e herkesi rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz efendim. Evet efendim, bugün de sonuna geldik. Her gün olduğu gibi büyük bir coşkuyla karşınızda olduk. 19 Mayıs'ı kutladık efendim. Bütün gençlerin tekrardan gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Yeni nesil onların lütfen ülkemize, dünyamıza sahip çıksınlar. Biz artık dediğim gibi biraz geri çekilme zamanı. Gençlere açıyoruz her şeyi, kapıları gençlere bırakıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olsun diyorum. Bugün de program sonuna geldik. Tariflerimizi beğendiyseniz ne mutlu bize. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.